Spor Ajansı'na konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün Kartal Yiğit ve Onur Özkan bizlerle birlikte gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Hoş geldiniz, iyi yayınlar Hoş diliyorum. Hoş bulduk, yayınlar. Hepimize iyi yayınlar Ezgi. İyiyiz. Nasılsın? Gülsen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi tabii ki düne giderek başlayacağız değerli izleyenler. Galatasaray'ı uzun uzun değerlendirmemiz lazım. Çünkü çok kritik bir mücadeleydi Young Boys rövanşı ve 1-0 kaybetti Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'ne de veda etti. Maddi manevi pek çok boyutu var elbette bu veda edişin ve sebeplerini, sonuçlarını detaylıca konuşacağız, değerlendireceğiz. Onur, seninle başlamak isterim. Açıkçası maç öncesi dün Spor Ajansı'nı izleyen izleyicilerimiz varsa eğer 11'i gördüğümüz zaman, ki muhtemel 11'imiz de sahaya çıkan 11 aynıydı. Dolayısıyla 11'i gördüğümüz zaman diyorum. Açıkçası bir tereddüte düşmüştük. Yani gole ihtiyaç var evet, ama gol yememeye de ihtiyaç var. Ve bu kadar çok hücumcuyla aynı anda sahada olmak savunma hücum dengesini bozar mı? İşte Batshuayi, Ziyech, Barış Alper hepsi aynı anda sahadayken bütün kozlarınızı aynı anda kullanmış olmuyor musunuz gibi soruları sormuştuk açıkçası. Ve gelinen noktada da biz biraz haklı çıktık gibi oldu. Elbette ki çok çok üzücü. Ülke puanı adına her şeyden önce üzücü. Hepsini de değerlendireceğiz ama senden genel bir yorum rica edeyim başlangıçta. Hani şairin dediği gibi nasıl başlasam, nereden başlasam, nasıl anlatsam. Çok şey var hani konuşacak, anlatacak gerçekten de. Dediğin konudan başlayayım. 2 gün evvel Mehmet'le yayınımızda yine. Hani hatırlıyor musun? Evet, Mehmet 11'i evet. Saymıştı. Ben evet. Eyvah eyvah demiştim. Sağ içini konuşacağız mutlaka. Çok konuşacak şey var ama sağ dışını bence konuşmazsak bir şeyleri sanki eksik analiz etmiş oluruz. Şimdi Galatasaray'ın kaptanı bir hafta evvel Young Boys maçında, Galatasaray'ın ona çok ihtiyaç duyduğu bir maçta çok kötü bir 45 dakika oynadı. Devre arasında ağrılarım var diyerek ikinci yarıya çıkmadı. Evet. Şimdi aynı kaptan dün de yine 87. dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. Daha da uzatmalarla bitime 7-8 dakika var. Rakip gol attı diye tekme attı futbolcuya ve kırmızı kart gördü. Galatasaray'ın bir başka kaptanı sürekli 3 aydır ayrılık açıklamaları yapıyor. İmalar. Derbi yenilgisi sonra soyunma odasında ağız alınmayacak şeyler söylüyor. Bunlar medyaya servis ediliyor. Ardından kaptanlığı alınıyor. Ama biz çok sonra öğreniyoruz. Galatasaray bunun açıklamasını bile yapmıyor. Yine Galatasaray'ın saha içindeki bir başka milli oyuncusu, yine bunu geçen vurgulamıştım, sürekli magazin basınıyla haşır neşir son dönemde. Gecelerde sürekli boy gösteriyor. Sahalarda göstermesi gerekirken. Yine başka milli oyuncusu kulübün verdiği programın dışında çalışarak kendisini bir kas kütlesi haline getiriyor. Tüm atletizmini kaybediyor. Buna kimse ses çıkartmıyor. Takımın en fazla maaş alan ikinci oyuncusu en kritik maçlarda transfer görüşmeleri yapıldığı için kadroya alınmıyor. Şimdi bu anlattıklarım normal bir takımda yaşanabilecek şeyler değil bir kere, onu söyleyelim. Yani biz bunları her takımda olur diye geçiştirirsek işte bu noktaya geliyoruz aslında günün sonunda. Şimdi Galatasaray'ın geçen iki sezondaki en net özelliklerinden bir tanesi bir arada hareket eden bir takım olmasıydı. Yani hem saha içinde hem saha dışında. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla dışarıdan bir gözlem, yaşananlar, duyduklarım, öğrendiklerim, Galatasaray ne Florya'da, ne soyunma odasında, ne de başka bir yerde birlikte hareket eden bir oyuncu grubu değil. Bu çok net. Şimdi bir takımın temeli soyunma odasıdır. Bir takımın temeli kulübedir. Şimdi bu temel eğer sağlam değilse artık, sürekli çatlaklar oluşuyorsa, siz ne kadar para harcarsanız harcayın, çok böyle şaşalı bir yapı oluşturursanız oluşturun, o yapı yıkılır bir yerde. Yani bu kaçınılmaz sondur. Dolayısıyla Galatasaray'ın evet saha içinde çok devasa problemleri var. Hem planlama anlamında hem teknik heyet anlamında, ama bu birbirinden ayrılmaz gerçeklerdir. Yani siz sağlam bir soyunma odası oluşturamazsanız hava anlamında, saha içinde ne kadar şeyleri doğru yaparsanız yapın sonuç alamazsınız. Galatasaray'ın saha içindeki problemlerinden ziyade, tabii ki onları konuşacağız ama saha dışında yaşanan sorunlar, artık sürekli ayyuka çıkmış skandallar, yönetim bazında yaşanan büyük dedikodular Galatasaray'ın bence bugüne gelmesinde ciddi faktör oluşturmuştur. Biraz sonra saha için konuşuruz. Yani zaten geçen sezonki kadro aynı diyoruz ama aslında aynı değil anladığımız kadarıyla. İsimler aynı, İsim aynı ama sadece. O duygu, o ruh aynı değil kesinlikle. Kartal Yiğit. Şimdi Onur hakikaten
çok iyi yerden başladı. Ben de bu şekilde girmek istiyordum konuya. Sağ dışından. Söyleseydin ama ben başka yerden girerdim. Yok yok, ben de şimdi seni tamamlayayım. Hemen hemen aynı düşüncelerimiz. Şimdi Galatasaray'ın ruh halini en iyi özetleyen davranış Muslera'nın o tekmesidir. Yani Galatasaray takımı bu iki şampiyonluktan sonra sanki her şey bitmiş. İşte biz dünyaları biz yarattık. Bu ligin kalbur üstü takımıyız. Avrupa'nın en iyi ekiplerinden biriyiz. Nasıl olsa Şampiyonlar Ligi'ne katılırız. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl olsa gruptan çıkarız. İşte bizim teknik direktörümüz Avrupa'nın sayılı teknik direktörleri arasında. İşte istediği kulübe gider. İşte bizim oyuncularımız Türkiye Ligi'nin en iyi oyuncuları. Bizim golcümüz öyle. Bizim kalecimiz bu ligin çok çok üstünde bir kaleci. Öyle bir hava oluşmuş durumda şu an Galatasaray'da. Yani bu gidişat dünkü oyunun, ben saha içindeki sıkıntılar, çok fazla saha içinde sıkıntı vardı. O ayrı mesele. Onları dediğin gibi konuşacağız az sonra ama saha dışındaki faktörler bu sonucu getirdi. Şimdi Beşiktaş maçından süre gelen bir olay var aslında. He tamam, şimdi diyeceksiniz ki kardeşim bu Galatasaray bitti dediniz, Galatasaray lige 2'de 2 yaparak başladı. Niye böyle? Öyle oluyor da bu takım kazanıyor ligde. Bu nasıl oluyor? Söyleyecek bizim insanlar. Bizim ligimizde ne kadar gerçi bir ölçüktür, evet. Onu da ayrıca belki tartışmak lazım. Ama siz lazım. Ciddi anlamda çıktığınız bütün maçlarda fiyaskoyla sonuçlandı. Beşiktaş maçında tarihinde olmamış, 80 sene sonra 5 yiyorsunuz. Gidiyorsunuz Young Boys gibi bir takıma, küçümseme anlamında söylemiyorum bile derken, İsviçre Ligi'nin son sıralarına demir atmış. Bakıyorum maliyetine. İşte burada yazdım. 13 milyon euro abi maliyeti. Evet, 63 milyon euro bir maliyeti var. Senin maliyetin 209 milyon euro. Aradaki farka bak. Şimdi bu sadece bu sezon 30 milyon euroluk bir takviye yapıldı. Bir takviye yapıldı sadece. Şimdi bu takıma karşı kendi evinizde mahkum oynuyorsunuz. Tek kelimeyle mahkum oynuyorsunuz. Gidiyorsunuz, sizin kaptanınız, kaptan ve ben her fırsatta övmüşümdür kişiliğiyle, efendiliğiyle, bizi öyle gösterdi bunca sene. Bunca sene biz öyle zannettik. Ta ki düne kadar. He, olabilir, insanlık halidir. Bir anda tansiyonu sıfırlar, adrenalin zaten tavan yapmış, tribünler bağırıyor, maçın son dakikaları, çıldırmışsın ama şu hareketin izahı yok. Muslera'nın bu hareketi yalnız Muslera'nın içinden gelen değil, Galatasaray'ın içerideki 11 ve sağ dışındaki futbolcularının ruh hali. Galatasaray'ın ruh hali bu. Özeti bu. Bu tekme. Bu tekme Galatasaray'ın bu sezonki özetidir arkadaşlar. Başka hiç lamacımı yok. İnanılmaz yani, adam golünü atmış, hiçbir şey de yapmamış yani. Sana karşı bir harekette bulunur. Olabilir, gider kaleciye bir harekette bulunur. O zaman çıldırırsın. Belki de tekme tokat girersin. O ayrı mesele. Ama burada hiçbir şey yok. Adam gol sevincini yaşamak için arkadaşlarına gidiyor. Sen gidiyorsun adama tekme atıyorsun ve kırmızı karttan sonra ya hakem ediyorsun ki ben ne oldu, ne yaptım. Şimdi Avrupa Ligi'nde oynamayacak Muslera. Yani kimi kaç maç ceza alacak? En az 2 maç ceza alacak. Oynamayacak. Ne oluyor? Hani disiplin? Hani o şampiyonluğun getirdiği özgüven? Hani Okan Buruk'un disiplini ve futbolculara tanıdığı rahatlık? Hiçbiri yok. Yani bu hareketin bir kere bir izah olamaz. Bir izah olamaz. Bu gidişat da iyi bir gidişat değil Galatasaray adına. Ligdeki galibiyetler sizi kesinlikle kandırmasın. Bu işin altında çok büyük ciddi sorunlar var. Hem teknik adam Okan Buruk'la ilgili, hem yönetimle hoca arasında, hem yönetimin içinde, zaten yönetim içindeki sorunlar artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Belki çoktan da vardı. Bir şekilde kapatılıyordu ama bu sefer artık gün yüzüne çıkmaya başladı. Şimdi Galatasaray böylesine bir fırsatı inanılmaz bir kötü bir şekilde elinin tersiyle çevirdi. 18 milyon euronun üzerinde bir paraya. 27 milyondan oldu şu an. 18 milyon. Ayak bastı. 18 ayak bastı. O havuzdan alınacak. Tabii evet. İlk etapta 18 milyon pat diye yani kasaya girecek. 30'a yakın bir gelirden şu an oldu. 30 milyona yakın bir minimum paradan heba etmiş oldu. O nedenle Galatasaray yönetimi, Galatasaray teknik kadrosu
bir an önce biz oturup da biz ne yaptık, nerede yanlışlık var, takım içinde ceza kesilecek isimler var mı, bunları düşünmesi lazım. Yoksa bu şekilde devam ederlerse, açık konuşayım, dünkü gibi çok hüsrana uğrarlar. Ligde de uğrarlar. Belki bu haftadan itibaren uğrarlar. Yani o bir iki maç kimseyi kandırmasın. Galatasaray sanki biz işte iki şampiyonluğu yaşadık. Bu sene de öyle elimizi kolumuzu sallayarak oluruz. Avrupa'da da gideriz, final oynarız falan havasında. Ya bu kelime çok belki doğru değil ama bir sanki böyle bir şımarıklık da varmış gibi geliyor bana. Yani her anlamda. Nasıl olsa işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bizde yarışamıyor. Bizim kendi adımız bile bu işi bitirir. Bir havasını ben sezdim. Muslera'nın o hareketinden sonra. Ama şimdi Young Boys ilk maçta size o havayı, o şımarıklığı hissetmemeniz gerektiğini net olarak gösterdi. Ama bu karşılaşmada da onu evet, hissetmeniz demek biraz ki ders çıkarılmamış. Daha çıkarılmamış. Net bir tablo olabilir mi, değil mi? Önce Kartal abinin söylediğini bir kelime ekleyeceğim. Hadi ilk maçta tamam, hani rakibinizi tabii, küçük gördünüz. Belki, ya da belki çok iyi analiz edemediniz. Gibi. Kartal abinin dediğinden bir cümleyle bırakayım, hı-hı, sonra sağ içine döneyim. Ben de katılıyorum Kartal abiye. Şu an Galatasaray kulüp olarak, takım olarak demiyorum, freni boşalmış bir kamyon gibi uçurum aşağıya doğru ilerliyor. Yani eğer kısa süre içinde biri ya da birileri çıkıp o direksiyonu farklı bir yöne çeviremezse, ya Okan Hoca ya da hem yönetim ya Okan Hoca oradan uçuruma yuvarlanır. Yani ama bu çok şimdi net bir tablo. Bahsettiğimiz saha dışı etkenler çok fazla madde. Yani işte Barış Alper'in durumu, Abdülkerim'in işte durumu, Kerem'in durumu, Zaha'nın sorunlar durumu. Sorunlar saha içinde kulübe olsa sadece. Tabii ki işte bunlar saha dışındaki aynen, durumlardan bahsediyorum. İşte Okan Buruk, yönetim. Şimdi bir tane olsa sorunu bulup belki çözeceksiniz, aynen, ama bu kadar farklı konu başlığı acaba nasıl bir yöntemle çözülebilir? Şimdi senin kaldığın, bıraktığın yerden devam edeyim. Dedin ki ilk maç çok net bir tablo var. Nasıl bu dersler çıkarılmaz, evet, değil mi? Yani ben şunu söylemek istiyorum. Dün Galatasaray'ın işte sahaya çıkan 11'i herkesi şaşırttı tabii ki. Dünkü 11 bence Okan Hoca'nın kibir ve ego 11'idir. Şimdi neden bunu söylüyorum? Benim gibi düşünen birçok insan var. Hem sosyal medyada yazanlar var, işte benim gibi bu fırsatı bulup buralardan sesini duyurabilen insanlar var, yazanlar var, çizenler var. Söylediğimiz bir şey var sürekli. Galatasaray'ın diyoruz kadro planlaması artık Avrupa futbolunun gerçeklerinin uzağında kalıyor. Galatasaray'ın oynadığı oyun Avrupa futbolunun gerçeğinin çok çok fazla uzağında. Okan Hoca'nın sürekli merkezi boş bıraktığı oyun planı Avrupa'da ciddi krizler çıkartıyor. İşte Avrupa'daki vasat liglerdeki vasat hocalar bile artık şuna kafa yoruyor. Ben merkezi nasıl güçlendiririm? Merkezde nasıl artı bir olurum? Derken Okan Hoca'nın sürekli orada iki kişiyle oynama isteği başa iş açacak diyorduk hep. Ki dönelim salı gününe basın toplantısına. Çok güzel bir soru geldi Can arkadaşımızdan. Tebrik ediyorum tekrar. Okan Hoca'nın verdiği yanıtı gördünüz değil mi orada? Okan Hoca'nın aslında eleştirilere karşı bir reaksiyonuydu bu. Okan Hoca dünkü 11'le şunu ifade etmeye çalıştı. Hayır, siz doğru bilmiyorsunuz. Ben doğru biliyorum. Ve benim bildiğim doğrularla Galatasaray bu turu geçecek dedi Okan Hoca. Yani kendi yanlışlarına savundu, sarıldı. Ve sürekli aynı hataları yaparak farklı bir sonuç alabileceğini umdu hoca. Ondan diyorum. Kibir ve ego 11'dir bu. Yani hoca ya arkadaşlar. O zaman bir taraftan da çok özür diliyorum. Çok kontrolsüz bir durumdan bahsediyoruz. Tamamen çünkü kontrolsüz. Okan Buruk bu tecrübeye sahip bir teknik aynen, direktörken yani daha fazla hücumcuyla oynarsam maçı kesin kazanırım gibi bir garantiyi kimseye vermediğini bilen kesinlikle, bir teknik direktör. Bu işte diyorum ya, hocayı şu anda o kibir, o ego teslim almış vaziyette. Yoksa Okan Buruk gibi futbolculuk yaşamında, teknik adamlık yaşamında bu kadar üst düzey seviyeyi oynamış bir ismin ve hatta şunu söyleyeyim, oyunculuk döneminde de o pozisyonda oynamış bir ismin, yani o bölgenin ne kadar önemli olmadığını bilmeme ihtimali yok. Ama hoca dediğim gibi oturup ya arkadaşlar, ya insanlar bir şey anlatıyor, acaba onlar haklı mı, bir kulak mı versek demek yerine hoca şunu yaptı. Hayır, ben doğruyu biliyorum. Ben kendi doğrularımla bu takımı 2 sene üst üste şampiyon yaptım. Benim doğrularım en doğrudur ve ben yine bu şekilde bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşırım dedi. Hatta artı bir yapıyorum dedi. Bir de iki forvet oynatıyorum dedi üstüne. Şimdi ben son yıllarda bu kadar bağıra bağıra gelen bir felaket görmedim. Yani bakın aylardır bunu konuşuyoruz burada. Ya diyoruz ki Batshuayi Icardi forvet. Fantezi. Olmaz. Bu seviyede olmaz. 15 dakika, 20 dakika minimum, maksimum. Olmaz. Bir de 11'de, ilk 11'de.
arkasında iki tane kanat, iki tane merkez. Konuştuk işte iki gün evvel, eyvah eyvah dedin Mehmet'in 11'ini saydığında. Yani dolayısıyla burada Okan Hoca'nın gerçekten de biz belki de şu ana kadar görmediğimiz bir yüzüyle karşılaştık. Yani biz Okan Hoca'yı hep çünkü farklı bir şekilde tanıyorduk ama işte o başarılar, iki sene üst üste şampiyonluk, gelen övgüler, işte camiada yeni bir imparator algısının yaratılması Okan Hoca üzerinde demek ki hocayı farklı bir boyuta getirmiş durumda. Tabii ki Galatasaray için yolun sonu değil, dünyanın sonu da değil. Yeni hedefler mutlaka vardır ama dediğim gibi ben herhangi bir dersin alınacağına dair bir ışık görmüyorum Galatasaray'da. O ışık olsa farklı konuşacağım ama sanki Galatasaray yine aynı yoldan, aynı hataları yaparak farklı bir sonuç almaya devam edecek. Yani onu denemeye devam edecek en azından. Öyle bir 11 ki Kartal Yiğit, işler istendiği gibi gitmediğinde ki gitmedi. İlk 45 dakikanın sonunda yaptığı hamleler de yeterli olmadı Okan Hoca'nın. Çünkü neredeyse bütün hamleleri saha içindeydi aynı anda. Doğru. Ya şimdi zaten Onur da güzel özetledi. Maç oynanırken de bir tweet atmıştı Onur. Bu özetleyen olayı çok yerindeydi. Yani çok oyunun gidişatını gösteren. Ya çok pardon bunu analiz etmek için çok üst düzey bir futbol bilgisine falan ihtiyaç çok bu arada. Hani ya ben söylemiştim bakın nasıl zaten gördüm. Değil yani açın sosyal medyayı yüzlerce binlerce herkes insan bunu yorumu yazıyor, çiziyor zaten. Çünkü çok net bir tablo var saha içinde. Ve ben hani Okan Hoca'nın belki de 10'da 1, 20'de 1 futbol bilgimle bunu görürken Okan Hoca'nın bunu görmemesi mümkün değil. Hocanın gözünü şu an bir ego ve kibir perdesi kapatmış durumda. Yoksa hoca futboldan anlamıyor olabilir mi? Bunu görmüyor olabilir mi? İmkanı yok. Bir de şunu söyleyeyim. Ego ve kibirden ziyade sanki bir güç zehirlenmesi tabii yaşıyor. Tabii bu zaten abi egoyu getiriyor yani, zaten. Yani tabii güç zehirlenmesi var sanki şu an Galatasaray'da. Başkanından yöneticisine, futbolcusuna ve teknik adamına kadar. Yani en alta kadar böyle bir güç zehirlenmesi var. Güç zehirlenmesi olur. İşte uzun süreli başarılarda, ondan sonra işte hep uzun süreli görev almalarda. Mesela son zamanlardaki yaşanabilir. Bütün açıklamalarda şu vurgu var. İki senenin şampiyonuyuz. Son iki seneyi biz kazandık. Bizi şimdi, eleştirmeyin. Evet, eleştiremezsiniz. Üçüncü geliyor. İşte 25 olacak falan filan. Yani bunlar çok çok iyi şeyler değildir. Tabii ki kendinize güveneceksiniz. O ayrı mesele. Bir takım yolun başında sezona başlarken yok biz şampiyon olamayacağız falan zaten bir diyemez. Yok, tabii ki. Bunu dersen çık oynama. Ama bunun da bir ölçüsü vardır. Rakiplerine saygılı olmak, işi ciddiye almak, disiplinli olmak. Galatasaray'da disiplin falan yok. Disiplin yok. Şimdi bakın sorunlu 3-4 tane oyuncu var. En baştan Kerem Aktürkoğlu daha geçtiğimiz sene şampiyonluk röportajında ayrılacağım dedi adam. Yani 3 yıldır söylüyor. 3 yıldır söylüyor bir bakıyorsun 11'de. Beşiktaş maçından sonra olaylar olmuş. Sıkıntılı yine başrollerde Kerem. Ya kusura bakmayın. Yani Okan Hoca severim de kendisini. Aslında iyi niyetli bir insandır. Öyle böyle ama ya neşteri vuracaksınız. Kim olursa olsun. Zaha'yı sen şimdi bitirdin. Zaha yok ortada. Zaha denen adam yok. Kerem'i oynattın. Kerem de aynı problemleri çıkarıyor. Yani bir mesaj vermek durumundasın. Oynatmayacaksın ya da kadro dışı bırakacaksın. Başka çaresi yok. Galatasaray'da şu anki tabloda en büyük sorunun ben disiplin problemi olduğunu düşünüyorum. Tamam Okan Buruk iyi niyetiyle oyunculara arkadaşça yaklaşmış olabilir. Doğrudur. Bu çoğu zaman işe yarar. Özellikle son iki sene şampiyonluğunda arkadaşça olan yaklaşımının çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama profesyonel hayatta arkadaşlık da bir yere kadar. Neşteri vuracaksınız özellikle takımlarda. Siz bunu yapamadığınız takdirde ondan sonra çok farklı şeyler konuşulmaya başlar. Ya dünkü 11'de de evet dünkü 11 bana da yani çok bir enteresan bir kadro şekli geldi. Yani çağ dışı bir oyun. Evet. Açık söyleyelim yani en kibar şekliyle söyleyelim. Hem 11 hem oyun çağ dışı bir oyundur. Ya, ve bu oyundan bir sonuç almayı ummak da çok enteresan bir düşünce yapısı. Zor. Yani şimdi tamam oynayabileceğiniz rakipler olacak. Mesela ligde içeride oynuyorsunuz. Çift santrafor oynatabilirsin. Icardi ile Batshuayi. Olabilir. Ben de hep mesela çoğu yayınımda söylemişimdir. Büyük takım içeride ligde ne bileyim yani çok orta sıradan bir takıma karşı çift santrafor oynar. Oynamalıdır da. Niye? Göz zevkini, gelen taraftarlar göz zevki yaşatma adına bol gollü maçları yaşatma adına oynatabilirsin. Amenna orada bir problem yok. Ama siz
Ama o zaman biraz da arkayı sağlama tabii almak arka, gerekmez mi? O maçta evet, bile arkayı sağlama alırsın. Evet. Tabii. Sonu zaten çift. Ya da Barış Ziyech gibi bir sağ kanat oynattığınız zaman orada kim savunma yapacak? Barış'ı zaten savunma da oynatıyorsun. İnsanlar da yanlış anlıyor. Çift forvet düşmanı mısınız? Hayır yani. Hayır çift forvet oynarsınız. Ama uygun bir orta sahanız, bekleriniz varsa oynarsınız. Takımın geri kalanı yani şöyle düşünemezsiniz. Savunma savunma yapacak, orta saha orta sahalını yapacak, hücum hücum edecek. Hayır böyle değil. Futbol bir takım oyunu, beraber hareket etme oyunu. Doğru. Bir ahenk içinde davranma oyunudur. Yani dolayısıyla siz parçaları birbirinden ayrı görürseniz zaten problemler orada başlıyor. İki forvet var güzel ama arkasında kimler var? Yani problemin en başı burada zaten. Ve Okan Hoca bunları defalarca denedi ve hiçbirinde sonuç alamadı. Ve dediğim gibi her seferinde de farklı bir sonuç beklemeyi umuyor hoca. Mesela şunu da hiç kabul etmiyorum ben. İşte Jelert'in yerine Barış Alper Yılmaz oynadı değil mi? Şimdi sizin elinizde bir sağ bek varsa eğer, herhangi bir pozisyon için, ben sağ bekten bahsediyorum dünkü maçın özelinde örnek vermek amaçlı. Sizin elinizde bir sağ bek varsa ve bu sağ bekin hazır olmadığını düşünüyorsanız yedek sağ bekinizi koyarsınız. Yedek sağ bekiniz mi yok? O zaman oyuncu oynatacaksınız. Şimdi bir futbolcunun fiziki olarak diğer oyuncudan hazır olması başka bir şeydir. Bir pozisyonun oyuncusu olmak başka bir şeydir. Yani bir pozisyonun alışkanlıklarına, melekelerine sahip olmak başka bir şeydir. Barış Alper Yılmaz istediği kadar fiziki anlamda Yelert'ten hazır olsun, Yelert bir sağ bektir. Doğru. Barış Alper Yılmaz bir hücum oyuncusudur. Yani ligde bir iki maçı idare etmiş olması olmaz. Sizin Avrupa'da onu oynatacağınız anlamına başka gelmiyor. Başka bir şey. Yani tabii, dediğim gibi sen elindeki oyuncuyu bir kere kullanacaksın. Çok böyle bir kriz yaşarsan devşirme oyunculara başvurabilirsin. Ama elinde senin bir sağ bek varsa oynayacak. Bu işin kuralıdır. Oynatmazsan işte bunları yaşarsın. Dediğim gibi ya o kadar çok şey var ki konuşulacak yani. Ve hani az önce sağ dışındaki problemlerden bahsettik ya. 11 hatalı. Oyun çok hatalı. Kabul ediyorum. Ama ne kadar Galatasaray hatalı bir 11 ve hatalı bir kadroyla sahaya çıkarsa çıksın, dünkü oyunu oynayamaz. Şimdi dünkü oyunun izahını biz sadece sistemle, dizilişle, oyuncu performansıyla yorumlarsak yanlış yaparız. Dün Galatasaray'ın psikolojisi, maça verdiği önem, konsantrasyonu, takım birlikteliği yerlerdeydi. Yani durum böyle olunca bir de üstüne yanlış sistem, yanlış diziliş gelince iş böyle felaket bir düzeye geldi. Yani hep bunlar birbirini tetikleyen evet, mevzular. Yani şimdi domino etkisi yaratıyor saha içinde. Şimdi Galatasaray'ın sağ bölgesine bakıyoruz. Barış Alper önünde Hakim Ziyech. İkisi de bir kere hücum anlamında. Hem Hakim Ziyech'in zaten geri dönüşleri yok. Fiziki anlamda da problemli adam. Ya nasıl düşünebiliyorsunuz onu gerçekten? Şimdi hakikaten yani normal futbolu az çok izleyen biri bile der ki ya hocam Barış Alper'i öne at. Hakim Ziyech zaten ortalıklarda yok. Bu sezon zaten yine kayıp olacak. Ben söyledim. Bir önce yolları ayırmak durumundaydı. Ya da 60'da 70'de bir hamle oyuncusu olarak. 60'da 70'de hamle oyuncusu olarak kullan. 11 oyuncusu şu anki görüntüde değil Hakim Ziyech. Hele hele böylesi kritik bir maçta. Siz ne yapacak? Barış Alper'i öne koyarsın. Arkaya dediği gibi yeler. Elinizde orijin oyuncu varsa o oynar arkadaş. Sağ bek, sol bek, her zaman. Ben geçen hafta şeyi de eleştirdim. Van Bronckhorst'u da eleştirdim. Antalyaspor maçında. Senin elinde Masuaku var. Sen o kulübeye, bir kere oyuncuyu kulübeye alıyorsan o oyuncu hazır demektir. Oynar demektir. Ya almayacaksın, hiç kadro düşünmeyeceksin. Aldığın takdirde de oynatacaksın. Van Bronckhorst aynı hata yaptı. Masuaku'yu oynatmadı ilk 11'de. İki gün katılmadı diye. Emirhan'la başladı. Emirhan çok iyi niyetli olmasına rağmen çocuk inanılmaz zorlandı. Yani o taraf yol geçen anı gibi oldu. Şimdi burada elinizde sizin Yelert var. Öyle ya da böyle. Bu adam sağ bek. Kopenhag gibi bir takımdan gelmiş. Fizik gücü de iyi. Yani niye oynatmıyorsun? Koy savunmanın sağına Yelert'i. Önünü de Barış'ı koy. İş bitsin. Ya bu kadar basit. Şeyde de o zaman çift santrofor belki oynayabilirsin. Orta sahada da daha mesela daha defansif özellikleri olan bir oyuncu Torreira'nın yanına Kerem'i koyabilirsin. He bu Sara kötü oynadı anlamında söylemiyorum. Yine Sara bence elinden gelenin fazlasıyla yapanlardan biriydi Galatasaray'da. Ama sizin baştan problemli bir şablonunuz var. Böyle olunca rakip ne yaptı? Şimdi bakıyorum ben işte özellikle Galatasaray'ın sağ tarafından yani rakibin sol tarafından Hacıcan'la Kole aldı başını gitti. Otobana çevirdi. Bak kenarlardan sağdan da sol özellikle soldan yani Galatasaray'ın sağından. Adam bir gördü Young Boys'un teknik direktörü. Burası
yumuşak karın. Burası evlere şenlik. Ben burayı götürürüm dedi maç başladıktan sonra. Maç başladı. Ya 15 dakika oldu. Adamlar sağdan soldan geliyor. Yani Galatasaray'ın yapması gerekeni Young Boys yaptı. Zaten Young Boys öyle bir taktik anlayışta gelmiş ki. Kapandı. Çok iyi savunma yaptı. Merkezi çok iyi kapattılar. Ama cesur da oynadılar. Cesur da oynadılar. İnanılmaz hızlı çıktılar. Ve uzun toplarlar. Rakibin Galatasaray'ın savunmasının arkasına öyle güzel toplar attılar ki santroforun koşu yoluna. Hep tehlike yarattılar. Her çıkış tehlike oldu i̇şte adamlar problem için. Problem burada zaten. Şimdi rakip Galatasaray'ı bu kadar iyi analiz edebiliyor. Tabii. Yani. Sen niye edemiyorsun? Galatasaray'ın edememesi bak mümkün tabii, değil. Tabii değil. Değil. Kulübede İrfan Hoca var. Çok çok değerli bir futbol tabii. adamı. Evet. Yine Galatasaray'ın analiz ekibinde birçok insan var. Yani diyorum ya sorun zaten bu değil. Sorun şu. Keşke Okan Hoca sadece Young Boys'u yenmeyi hedefleseydi. Okan Hoca sadece Young Boys'u yenmek istemedi. Kendisini eleştirenleri de yenmek istedi. Zaten o yüzden bu 11'i sahaya çıkardı. Yani hoca şunu düşündü. Beni eleştirenleri, bana başarısız diyenleri, benim sistemime çağ dışı diyenleri bozguna uğratacağım dedi. Ama Galatasaray bozguna uğradı ne yazık ki. Hani kaybeden Galatasaray oldu burada. Şimdi bir de tabii doğal olarak böyle bir oyundan sonra transferler eleştiriliyor değil tam mi? Tam ona gelecektim ben de Onur. Aslında şöyle devam edelim. Şimdi 30 milyon euroluk bir aynen. transfer harcamasından bahsediyoruz ve esas transfer beklenen iki bölge sağ bek ve orta saha transferleriydi. Evet yapıldı ama ne kadar doğru isimler ve ne kadar doğru zamanda ve ne kadar doğru bir bütçeyle aslında bu isimler kadroya katıldı. Şimdi sizin en büyük ihtiyacınız sağ bekti. Uzun zamandır sağ bekti ve bu karşılaşmada ilk yarıda yoktu, 11'de yoktu o sağ bekiniz. Orta saha konusu biz burada günlerce, haftalarca Højbjerg gibi savunması daha ağır basan Torreira'ya biraz daha orada yardım edebilecek ve onu rahatlatabilecek, gerektiğinde hücuma destek aynen. verebilecek bir profilden bahsederken tam tersi bir profil Sara kadroya katıldı ve gelinen noktada belki bambaşka iki takviye olsaydı, belki daha önce bu oyuncular gelmiş olsa ya da başka bir senaryodan bahsedebilecek bir noktada Galatasaray'ın transferleri yine eleştiriliyor. Kullandığın kelime şahane bir kelime. Doğru. Doğru oyuncu ifadesi. Şimdi Okan Hoca'nın birçok ben röportajını dinledim. İşte istediği bölgelere oyuncuları tarif etti. Şimdi 8 numara konusunda 2-3 kez şu ifadeyi kullandı. Yani burada arşivde de var kayıtları isteyen izleyebilir. Hı hı. Ben dedi oyunun iki yönünü oynayan, fizik gücü yüksek, atletik, topla çıkabilen, ceza sahası içinde topla buluşup skor üretebilen, bizim takımın içinde olmayan bir profil istiyorum dedi. Kim geldi? Gabriel Sara geldi. Sağ bek pozisyonu içinde şunu dedi hoca. Sacha Boey sonrası çok büyük zorlanma yaşadık özellikle ön alan baskısında. Ben yine Sacha Boey gibi fizik gücü yüksek, ön alan baskısında ve geçiş savunmasında bize katkı verebilecek bir sağ bek istiyorum dedi. Elias Yelert geldi. Şimdi burada iki soru var. Bir, ya Okan Hoca planlamasını değiştirdi. Bir şey isterken başka bir şey istemeye başladı. İki, yönetim onu aldı. Onun istediği değil de kendi istediği oyuncuları aldı. Çünkü hocanın çizdiği profillerle gelen oyuncuların alakası yok. Yani oyuncunun iyi olması doğru olduğu anlamına gelmiyor. Sara iyi bir oyuncu olabilir. En doğru ama ne kadar bu zaten. Doğru. Şimdi şu deniyor, şu çok yanlış. Ya bu Sara'ya nasıl 18 milyon euro verdiniz? Şimdi bu haksızlıktır, yanlış analizdir. Championship Avrupa'nın en iyi 6. ligidir. Bak 5 büyük ligden sonra orası gelir. Ve o ligde 20'nin üzerinde skor katkısı yapan bir adama 18 milyon euro alabilirsiniz. Çok normaldir bu. Ya da geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmış, United ve Galatasaray'ı altına almış Kopenhag'ın direkt sağ bekini ya da direkt bekini 9 milyon euroya 21 yaşındayken alabilirsiniz. Bunlarda bir problem yok. Yani bu oyuncular bu paraları eder. Sıkıntı şu, bu oyuncular Galatasaray'ın ihtiyacını karşılayacak oyuncular mı? Hocanın sistemi içindeki rolleri oynayabilecek oyuncular mı? Yani sizin elinizde Kerem Demirbay varken ve bir şekilde bunu oynuyorken siz Kerem Demirbay'ın bir tık daha kalitelisini alıyorsunuz, takıma koyuyorsunuz. Zaten var. Hani takımınızda olmayan bir profili istiyordunuz? Zaten Okan Hoca'ya sorulan soru da buydu. Yani aynen. orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlıyor ne musunuz demişken biraz daha savunma ağırlıklı bir oyuncu aslında planlıyor aynen. musunuzdu. Ama hoca dedi ki 12 yani kişiyle oynayacağız.
Ben de bunu ifade ettim. Geçen Aspor yayınında Galatasaray dedim. İki yönlü bir 8 numara lazım. Hocaya soruldu. Ya dedi biz 12 kişi mi oynayacağız sahada? Şimdi hoca kendi tarif etti zaten bu oyuncuyu zamanında. Hani biz o yoldan çıkıyoruz. Dolayısıyla Galatasaray'ın buradaki planlamasında çok büyük bir kriz var. Ve Okan Hoca'ya da buradan naçizane sesleniyorum. Hocam eğer yönetim sizin istediğiniz oyuncuları almadıysa çıkıp bunu bir şekilde izah edin. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ihale size kalacak. Bakın 2-3 kötü skor daha gelirse yönetim Okan Hoca bizi üst üste 2 kez şampiyon yaptı. Bize rekorları kırdı diye bakmadan ihaleyi sizin üstünüze atar ve sizi gönderir hocam. Ama taraftar da bakmıyor bu arada bir noktadan aynen sonra. Yani burada bir şeylerin izah edilmesi gerekiyor. Okan Hoca sezon başından beri sürekli yönetimi kurtarmaya, yönetimi savunmaya çalışıyor. Hocanın görevi bu değil. Ya hoca bir profil çizmiş, gelmemiş. Burada bir kriz var. Neden? Dolayısıyla oyuncular kötü değil. Son derece iyi oyuncular. Ama Galatasaray'ın oynamak istediği, Okan Hoca'nın oynamak istediği oyunu oynayamayacak oyuncular. Kriz buradan başlıyor zaten. Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Angelinho. Yani bunların hepsi iyi oyuncular. Kötü oyuncular olabilir tabii mi bunlar? Canım. İmkanı var mı? Herhalde. Peki bu oyuncular neden Galatasaray'a geldiği zaman performansları yarı yarıya düşüyor? Hani kimse bu soruyu sormuyor mu? Demek ki size uymayan sizin oyuncular. Tabii ki tabii sizin uymuyor, verdiğiniz belli rolleri oynayamayacak oyuncular bunlar. Burada bir problem yaşanıyor. Ve üstüne üstlük sürekli aynı hatalar yapılıyor. Bir daha, bir daha, bir daha. Ve çıkıp deniliyor ki maçtan sonra biz 3 transfer daha yapacağız. Yapsan ne olur? Ya ve sahada hatanın da sıkıntının da burada olduğu düşünülüyor. Onu ayrıca bir sormak istiyorum. O çünkü ayrı bir parantez açılmaya hak eden bir açıklama diye düşünürüm İbrahim Atipoğlu'nun açıklaması. Ama transferlere dair, planlamaya dair Kartal Yiğit. Doğru. Yani baştan yanlışlık var. Yalnız bu yanlışlık bu sene için değil. Bu seneye özel değil. Yani özellikle geçtiğimiz sezon yapılanlar. Hala zaten onun ceremesini çekiyor Galatasaray takımı ve Okan Buruk. Ben Okan Hoca'nın bu durumdan mutlu olduğunu hiç düşünmüyorum. Yani bir kere kesinlikle bir problem olduğunu düşünüyorum. Yönetimle kendi arasında. İlla ki istediği oyuncuların alınmadığı bir ortam var şu an Galatasaray'da. Yani bu gelen oyunculara da Yelerte'de ben tam böyle gönülden razı olduğunu açıkçası sanmıyorum Okan Buruk'un. Yani onun yerine birçok kafasında düşünce, kafasında isim, aday olduğunu tahmin etmek işte kolay değil. Zor değil. O yüzden bu problem yönetimin de içinde olduğu bir problem. Yalnız şunu söyleyeyim. Yani evet, mesela dünkü maçın özelinde Okan Buruk hatalıdır. O ayrı mesele. Ama buraya kadar gelinen durumda da sadece bütün hesabı Okan Hoca'ya kesmek de tabiri caizse tek kelimeyle insafsızlık olur. Yani bu insafsızlığı insanların yapmaması lazım. Sonuçta öyle de böyle bu takımı 2 sene şampiyon yapmış. Hele geçtiğimiz sezon tamamen Okan Buruk'tur. Yani yönetimin çok fazla dahli olduğunu düşünmüyorum. Ama bu sezonda bir problem varsa Onur'un da dediği gibi çıkıp Okan Hoca'nın da açık yüreklilikle bunları anlatması lazım. Yani Okan Hoca kimden çekinecek? Şu an ligin en tecrübeli hocalarından biri yani. Onur'un dediği gibi doğruları belki çıkacağım, biraz da korumak niyetiyle. Evet, hani doğru. Biraz kol kırılır, yen içinde kalır diye ama bir noktada ama da kendini de düşünmek lazım. Ezgi bak geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş'ta da oldu böyle şeyler. Şenol Hoca da çok zaman zaman yönetimi korudu. Özellikle Ahmet Nur Çebi döneminde çalışırken. Bunu yapınca ihale size kalıyor. İşte mesela Fatih Terim bunu kaldı. Yapmazdı. Fatih yapmaz. Terim'den böyle bir oyuncu i̇şte istemedi. Bak, Şenol Hoca, teknik adamın görev tanımında zaten bu yok bu ki. Bu değil. Bu değil zaten. Yok. Sen sağ içine bakacaksın. Sağ dışındaki olaylara bakın. Ben yıllardır bu işin içindeyiz. Onur da gazeteci olarak. Bir teknik adam sahanın dışına fazla çıkmaya başladığı an o teknik adamın ömrü kısadır. Yani ömrü kısadır der mecazi anlamda. Evet. Yani o takımdaki, o takımın geleceği başındaki geleceği kısadır, evet, kısadır. Uzun sürmez onu söyleyeyim. Şenol Hoca yönetimi korudu. Ne oldu sonra? Yönetim de gitti, Şenol Hoca da gitti. Şimdi bir yere kadar korudu. Tabii ki koruyacak. Yani ben çıkıp da kalkıp da şimdi Okan Buruk'un işte yerden yere vursun başkanı, bilmem ne futbol şubesi olmuşsa işte yerden vursun demiyorum. Ama bazı şeyleri kamuoyuyla paylaşmak durumunda sıkıntı varsa. Ya da çıkacak diyecek ki ya arkadaş siz nereden çıkarıyorsunuz? Galatasaray'da hiçbir sıkıntı yoktur. Hiçbir problem yoktur. Bu oyuncuları ben aldırdım. Bunun sorumlusu da benim. Gidersem giderim.
Onu da anlatmak durumunda. Bunu yapmak durumunda. Bir şey açıklama bekliyor Galatasaray camiası ve taraftarı. Ya dün stat dolmuş. Yani son 2-3 senedir Galatasaray taraftarı size o aidiyet duygusunu yaşatıyor. Dolduruyor tribünleri. Koşmuş insanlar çoluğuyla çocuğuyla Galatasaray'dan tur bekliyor. Şampiyonlar Ligi bekliyor. Açıkçası ben de Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını, grup maçlarına, o lige katılacağını düşünüyordum yani Galatasaray'ın içeride. Yani ilk maç yenilmişsin, tamam. Hakikaten kötü de bir takım değil. Sonuncu olmasına rağmen atletik bir takım. 3 yılın şampiyonu takımından bahsediyoruz yani. 3 yıl şampiyon olmuş dinamik bir takım Young Boys. Kesinlikle kötü değil ama Galatasaray takımı içeride o turu almak durumundaydı. Normal şartlarda eski Galatasaray olsa alırdı. Şimdi burada problemler devreye çıkıyor. Şimdi bakıyorum ben yine teknik anlamda oyunun her anında öyle kopuk bir Galatasaray var ki yani taktik, gerek taktik gerek mental anlamda bu kopukluğu yaşıyorlar. Yani teknik ekip oyuna hiç müdahale edemedi. Oyuna hiç müdahale edemedi. Büyük ihtimal yukarıdan Okan Hoca şey veriyordur, direktif vermiştir. Ama hiçbir şey göremedik yani rakibin pres yapıyor, ön baskısı var. Bunu aşamıyorsun. Normalde müdahale edecek oyuncuları 11'de sahada olduğu yok. İçin. Hayır tamam hadi onu yapamadın. Bak onu kalmadı. Yapamadın ama yerinde anında değişikliklerle müdahale yapabilirsin ya da saha içinde bazı oyuncuların yerini değiştirebilirsin. Bunları yapabilirsin. Defalarca şunu söyledim. Ezgi de şahittir. Yani bir takım çok fazla hücumcuyla sahaya çıktı mı iyi hücum edemez. Yani böyle bir matematik yok. Yani o zaman herkes 3 forvetle oynasın. 5-0, 6-0 kazansın. Yani yani hücum etmek işi bir organizasyon işidir. Herhalde. Birlikte hareket etme işidir. Alışkanlık işidir, tabii. Organizasyon işidir. Yani ben tüm hücum silahlarımı sahaya süreyim. 4 tane, 5 tane hücumcuyla çok pozisyona gireyim. Ya imkansız. Ya futbolda böyle bir şey yok. Ya da tam tersi işte 6 tane savunmacıyla oynayayım, iyi savunma yapayım. Bakın savunma işi biraz daha kolaydır hücuma göre. Yani savunma yapmak biraz daha oyuncu sayısının artmasıyla o güç artı kalabalık bir takım. Tutarsın, ama yaparsın. Hücum böyle bir şey değildir. Hücum tamamen organizasyon işidir. Dolayısıyla yani dün Galatasaray'ın sahaya çıkan 11'inde ne hayal edildi? Ne düşünüldü? Şimdi teknik adamlar mutlaka maçtan önce bir maçı kafalarında yaşarlar. Derler ki ben şöyle oynarsam şunu yapabilirim sahada. Şimdi Okan Hoca da bunu söyledi. Ben başka bir şey düşünüyordum, olmadı dedi. Keşke o düşündüğünü de bize anlatabilseydi. Yani bu kadro hocaya ne hayal ettirdi? Ben onu merak ediyorum. Şimdi ben şöyle düşündüm. Demek ki Galatasaray Young Boys maçı şöyle bir ortamda oynandı. Okan Hoca bir gözlük taktı gözüne. Siyah bir gözlük. Buraya da bir siyah bir örtü örttü. Hiçbir şekilde rakibi izlemedi. Yani çünkü karşınızdaki rakip atletik bir rakip, fizikli bir rakip, çabuk bir rakip. İyi çıkıyorlar. Yani sizin burada ilk yapmanız gereken rakibin geçişlerini durdurmak. Yani merkezi güçlendirmekken tam tersini yapmak. Hatta şöyle söyleyeyim. Okan Hoca diyor ki aslında özetle zaten savunmamız kötüydü. Hani oraya çok güvenemeyeceğimiz için bari hücum yapalım dedik gibi bir tablo ama oluşuyor aslında böyle, Okan Hoca'nın söylediklerinden. Ezgi böyle bir maçta olmaz. Lig maçında yaparsın bak. Lig maçında işte Galatasaray takımı içeride oynuyorsa lig maçında bak derbiyi bile koyuyorum. Ya bu yaparsın ama telafisi olmayan bir maç. Aynen bu maçta yapamazsın. Bu maç kritik bir maç. Üstelik ilk karşılaşmada sen yenilmişsin. Hadi oradan rahat bir skorla dönsen diyeceğim ki tamam ya adam çift santrafor oynuyor. 5-6 tane hücumla oynuyor. Aa diyeceğim hakikaten güzel bir düşünce. Burada da 3-4 atarım. Tribünler coşar falan ama sen zaten kritik. Senin şansın daha az rakibine göre. Niye böyle bir hamlede bulunuyorsun? Bak rakip savunma yapıyor, kapatmış. Bunu açmak için ne yapılır mesela? En birinci prensip. Kenarları çok iyi kullanman lazım. Kenar oyuncudan iyi olacak. Gidecek. Sıfıra kadar inecek, orta kesecek. İki tane santroforun var. Onlar illaki özellikle Icardi vurur kafayı atacak. Sen kenarları kullanamıyorsun. Senin yapman gereken şey bu. Kenarları sen iyi kullanacaksın ki rakibi demoralize edeceksin. Bunu yapamıyorsun. Adamlar bunu yapıyor. Sen izliyorsun. Hiçbir müdahalede bulunamıyorsun. Yani bunları yapamadığın için maçın başından beri top yapamadı. Organize abi, çıkamadı. Süper Kupa maçı oynanalı kaç gün oldu? Ne bir maçı? Ay oldu mu Süper Kupa maçı? Başı işte. Yani bir ay falan oldu değil mi? Bir ay yaklaşık. İlk yarı kaç bitmişti? 1-0 bitti değil mi? İkinci yarın başında ne yaptı hoca? Batshuayi oyunu aldı değil mi? Icardi çift forvet yaptı. Ne oldu skor? 5-0 bitti maç. Şimdi hoca bir deney yapmış. Zaten bir ilaç üretmiş. Tutmamış. Vermiş deney faresine. Fare rahmetli olmuş.
Hoca bir de aynısını yapmaya çalışıyor. Ya olmaz. Bilimde de böyle bir şeydir yani bu. Tabii canım. Ya bu bilimsel bir şey aslında söylediğimiz. Yani bir şey denemişsin olmamış. Yine deniyorsun farklı bir sonuç almayı umuyorsun. Ya olmaz. Peki şimdi harakiri biraz da, ya resmen harakiri yaptı yani. Biraz da İbrahim Atipoğlu'nun açıklamaları üzerinden konuşursak eğer, şimdi gerek transfer konusunda gerek Kerem Aktürkoğlu konusunda veya diğer saha dışı gündemler konusunda ben çok fazla bu kelimeyi kullandım ama Galatasaray'da bir iletişim problemi mi var? Bu çok tartışmaz. Önemli bir konu. Çünkü bu karşılaşmadan önce İbrahim Atipoğlu dedi ki biz tamamen Şampiyonlar Ligi'ne odaklandık. Transfer diye bir gündemimiz yok. Transfer hiç yapmayabiliriz de şeklinde açıklamalar yaptı. Dün akşamki mücadeleden sonra çok ciddi bir maddi kayıp olmasına da rağmen bu arada iki bölgeye transfer yapmayı planlıyoruz. İki transfer gündemimiz olacak dedi ki benzer bir açıklamayı Okan Buruk da yaptı. Kadro planlamamız o iki transfere bağlı olarak aslında oturacak dedi. Şimdi bu noktada ister istemez taraftar da yani dün ne dediniz, bugün ne dediniz noktasında bir soru soruyor. Ve burada da dediğim gibi diğer konularla da birleşerek bir iletişim sıkıntısı var mı Galatasaray'da? Tartışmasız çok çok büyük var. Ve şunu söyleyeyim, kendi camiasını, taraftarını tanımayan bir yönetici profildir bu. Ya Galatasaray taraftarının şu an istediği şey transfer mi? Veya Galatasaray'ın şu an ihtiyacı olan şey transfer mi? Birinci sırada. Yani Galatasaray takımı 75 milyon euro vergilerle maaş yükü olan bir takım. Bakın 75 milyon euro vergilerle. Galatasaray'ın olması gereken yer Şampiyonlar Ligi'dir. Yani Galatasaray taraftarının, camiasının istediği yer orasıdır. Yani yoksa Galatasaray taraftarını siz böyle bir hezimetten sonra iki transferle işte kandırabileceğinizi falan mı düşünüyorsunuz? Yapsan böyle ne olur transferi yani? Ya bu saatten sonra. Ve Okan Hoca da şu yanlışa düştü. İşte biz geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde United'ın üstünde yer aldık. Bize başarısız diyorlar dedi. Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'nde olmak da başarı değildir. Bakın 75 milyon euro maaş bütçesi Avrupa'da top class 10-15 takımı çıkartın. Onların sonrasında gelir bu maaş bütçesi. Avrupa'nın birçok takımından yüksek bir para bu. Yüksek meblağ bu. Sizin bir oyuncuya verdiğiniz para vergilerle Icardi'ye yıllık 14 milyon euro. Young Boys 13 milyon euroluk maaş bütçesine sahip. Yani siz bu gerçekleri göremiyorsunuz. Yine yanlış analiz ve yanlış iletişim. Galatasaray taraftarı sizden farklı açıklamalar beklerken siz diyorsunuz ki biz transfer yapacağız. Transfer bitmedi Galatasaray'da henüz. Olmaz. Yani işte Kerem konusundaki iletişim hataları ve şunu söyleyeyim. Galatasaray yönetimi maşallah kendileriyle alakalı bir iddia ortaya atıldığı zaman jet hızıyla reaksiyon verip maç öncesinde, bu kadar kritik bir maçın öncesinde basın açıklaması yapıyor. İnanılmaz yanlış bir zamanlama. Ama aynı yönetim sorun Okan Buruk'la alakalı olunca, kaptanla alakalı olunca sus pus kesiliyor. Hiçbir açıklama yok. Ama kendilerine bir iddia geldiği zaman jet hızıyla açıklama geliyor sosyal medyadan. Şimdi burada çok fazla şey var konuşulacak da hani her şeyi konuşamıyoruz açık söyleyeyim. Galatasaray bu yönetim şekliyle, sağ dışındaki bu yönetim şekliyle çok ciddi krizler yaşar bu saatten sonra. Dediğim gibi umarım Galatasaray çok değerli bir kulübümüz bizim. Hatalardan ders çıkarır ve bundan sonra en azından Avrupa Ligi'nde başarı için yoluna devam eder ama tablo iç açıcı değil gerçekten. Bir kere çok yani inanılmaz saçma bir açıklama bana göre. Yani siz Young Boys'a eğlenmişsiniz. Maçtan sonra transfer yapacağız. Yani ağza bir palmak, bal çalmak gibi bir şeydir bu. Yani taraftar orada kahır çekiyor. İnsanlar gece yarıları evlerine dönüyor. Elenmiş, hayal kurarak gitmişler. Tekrardan bir Şampiyonlar Ligi'nde o müzik çalsın, dünyanın devleri gelsin de izleyelim diye. Siz gidiyorsunuz, şu an İsviçre'de son sırada olan bir takıma yeniliyorsunuz. Yenilerek eleniyorsunuz. Yönetici çıkıyor diyor ki 2-3 transfer yapacağız. Ya 2-3 transferi niye yapacaksın? Ben şimdi çıksın desin ki Galatasaray yönetimi ya da Okan Hoca şu nedenlerden dolayı transfer yapacağız. Ya transferi siz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için yapmak durumundasınız. Ya da şimdi mesela bir orta saha transferi zaten gelirse bu sefer insanlar ya, demeyecek mi Galatasaray o zaman? Niye yapmadın önce de? Ezgi şimdi bak yapsan ne olur? Galatasaray'ın şu kadrosu zaten yine şampiyonluğa oynar ligde. Avrupa Ligi için de yeter. Bundan sonra 2-3 tane transfer yapsan ne olur? Sen yapacaksan önceden yapacaktın. Şampiyonlar Ligi için yapacaktın.
Hoca istemiştir bak. İddia ediyorum Okan Buruk bu transferlerden memnun değildir ve daha da oyuncu istemiştir ki Şampiyonlar Ligi'ne girelim. Şampiyonlar Ligi'nde de işte oradan çıkalım. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Çünkü Okan Hoca her fırsatta ne diyordu? Bu seneki işte ana hedefimiz bu. Şampiyonlar Ligi. O da istiyor kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nde iyi şeyler olsun. Tabii ki bir olsun. De yeni bir format şimdi. Tabii yeni bir format. Para kazanacaksın. 8 maç. Sadece bahsettiğimiz gelirler değil işte maç günü gelirleri. Tabii. Forma satışları. Ya, artı oyuncuların değer kazanması. Satıyorsun gibi. İşte hemen. Hemen satıyorsun iki oynattıktan sonra. Yani siz bu transferi bu lig için yapmayacaksınız. Niçin yapacaksın? Süper Lig için yapsan ne olur? Zaten 2 senedir şampiyon olmuşsun. Bu sene de oluverme yani. Ya da ol ne olacak? Galatasaray 75 milyon euro yılda lig şampiyonu için harcayamaz. Evet. Yani. Hayır şampiyon oldu ne oldu şimdi? Geçen sene şampiyon oldu Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedikten sonra ne anlamı kaldı şampiyonluğun? Peki. Bak şunu da söyleyeceğim. Bir cümle hemen. Bir cümle. Şu sonucu Beşiktaş veya Fenerbahçe alsaydı kıyamet kopardı iddia ediyorum. Ne yönetim deki başkan kalırdı ne bilmem ne kalırdı. Taraftarlar isyan ediyor yani yapardı. Şu anda. Çok daha fazlası olurdu medyada. O anlamda söylüyorum. Peki. Neler derlerdi peki. Yani. Peki devam edeceğiz. Bu saati tamamlıyoruz. Saat başında buradayız. Spor Ajansı'nda 3. ve son saatteyiz değerli izleyenler. Şöyle kısa birkaç cümleyle Galatasaray'ı toparlayalım araya gitmeden önce. Kadro planlamasındaki hatalardan yine iletişim hatalarından bahsetmiştik. Şimdi bundan sonra neler yapılabilir? Avrupa Ligi'nden yola devam edecek dedik Galatasaray için ve Onur şimdi iki transfer daha yapılacağı söyleniyor ama bir de hala belirsiz olan Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Kön gibi isimler var ki düne baktığımız zaman Kön yine çok etkisizdi. Kerem'le çok net bir uyumsuzluk var aralarında. Bu konu nasıl çözülecek? Kerem konusu zaten başlı başına bir konu başlığı ve Zaha tabii ki antrenmanlara da artık çıkmıyor. Kadroya da alınmadı ve bu üç oyuncunun akıbeti ve bunların gitmesiyle beraber işte nasıl şekillenecek planlama ne dersin? Kerem kalıyor bir kez onu söyleyelim. Yani Okan Hoca da bunu salı günü söylemişti basın toplantısında. Kön olayı artık vedaya ciddi şekilde ilerliyor. Yani dünkü performans, taraftarın reaksiyonu, oyuncunun reaksiyonu baktığımız zaman orada ciddi bir sona doğru gidiyoruz. Galatasaray bir sol bek transferi yapacak. Kön'ün durumuna göre bu ikiye de çıkabilir. Hani Kön giderse Galatasaray iki sol bek alır. Bir de Galatasaray merkeze bir oyuncu transfer etmeyi hedefliyor. 8 milyon euroluk bir gelir geldi Avrupa Ligi'nden Galatasaray'a. Bu kullanılacak transferde. Dediğim gibi yani ilk bölümde de Galatasaray için tabii ki dünyanın sonu değil. Galatasaray'ın yeni hedefleri de vardır. Önemli olan bunlardan ders çıkarmaktır. Galatasaray'ın başında sonuç itibariyle iki sezon bu takımı şampiyon yapmış bir teknik direktör var. Biz sadece eleştiriyoruz hocayı. Gördüğümüz yanlışları söylemeye çalışıyoruz. Evet. Hocanın bence eleştirilerden şikayet etmemesi gerekiyor. Eleştiri insanları diri tutar. Asıl biat kültürü problemlidir. Yani Okan Hoca'ya bir sürekli hocam süpersin, harikasın dersek hocaya en büyük yanlışı yaparız bence. Çok tecrübeli bir isim Okan Buruk. Dediğim gibi hatalardan ders çıkarır. Galatasaray doğru planlamaya giderse transferde hem ligde hem Avrupa'da yine çok iddialı bir Galatasaray izleriz. Ama Galatasaray için bu haftaki lig maçı çok kritik. Adana Demirspor deplasmanı. Adana Demirspor deplasmanı çok kritik olacak. Çünkü takımın bu psikolojide oradan tekrar bir yara alması Galatasaray'ı milli arada ciddi kaosa sürükler. Ya bu anlamda Galatasaray'ın milli araya kazanarak girmesi, sonraki transferlerle beraber milli ara sonrası çok daha Galatasaray huzurlu bir şekilde sanki yola devam edebilir. Ama dediğim gibi Adana Demirspor maçı çok kritik olacak. Ben de bir toparlama, genel değerlendirme yaparsam. Şimdi tabii aslında yani bitmiş bir şey yok. Biz niye tepki gösteriyoruz? Ya da taraftarlar niye tepki gösteriyor? Veya biz niye eleştiriyoruz? Galatasaray'ın şu normal şartlarda Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi gerektiğini düşündüğümüz için konuşuyoruz. Bu kadro Şampiyonlar Ligi. Bu kadro buraya girmek durumundaydı. Ve girecekti normal şartlarda. Siz bunu sağlayamadınız. Teknik ekip olarak, yönetim olarak, hocanın eline belki farklı alternatifler vermediniz. Sonuçta buradan elendiniz. Şimdi önüne bakmak durumda Galatasaray. Takımı, camiası ve teknik ekibi. Yani ne yapacak? Ben teknik, taktik, fizik bu tür şeyleri geçtim. Bunları bir kenara koyarak takımdaki o kaybolan ruh, mental dengeyi tekrar sağlamak. Biraz da ne bileyim yani birliktelik anlamında da sanki problem varmış gibi geliyor bana.
Yani o doymuşluk hat safhaya çıkmış gibi geliyor. Bunu sağlamak durumunda Okan Hoca. Şimdi evet, önlerinde Adana'da bir spor maçı var. Bence çok büyük bir fırsattır. Bu tür maçlardan sonra oynanan karşılaşmalarda çok büyük fırsatlar sizin önünüze gelir. Kazanarak, iyi oynayarak kazanarak o özgüven yerine gelir. Ardından bir milli ara. Milli arada Okan Hoca toparlama adına hamleler yapacaktır diye düşünüyorum. Bunu sağlarlarsa o fiziksel değil kafa yorgunluğunu öne atacak hamleler yaparlarsa bu milli aradan sonra belki Galatasaray'da yavaş yavaş toparlanmaları göreceğiz. Ya Avrupa Ligi de aslında bir fırsattır. Avrupa Ligi yani çok kolay değil. İyi takımlar var. Şampiyonlar Ligi gibi takımlar çıkacak Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın karşısına. Yani çantada keklik bir lig şunu değil. Şunu ekleyeyim abi. Bu yeni formatta bir olumlu tarafı var. Hani bizim takımlarımız için. Artık evet. Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne geçiş yok. Evet. Yani çünkü orada ciddi bir güç dengesizliği oluşuyor. Gruplardan gelecek takım aynen. Yok. O yüzden de yani takımlarımızın önemli. Avrupa Ligi'nde yükselme şansı daha fazla artık yeni formatta diye düşünüyorum. Doğru, doğru. Ya Galatasaray'ın şu mevcut kadrosuna dahi baktığımız zaman Avrupa Ligi'nde iş yapacak bir takım. Ya bunu yapmak durumunda bu sefer Galatasaray takımı. Ligde de şampiyonluğu tabii ki kovalayacak. Anca bundan sonra Okan Burak'a ve takıma ve yönetime olan eleştiriler kesilecektir. Ya bir fırsat var mı, var mı? Var, tabii ki var. Biten bir şey yok ama göreceğiz. Şu anki haliyle iş... Sıkıntı da onu söyleyeyim yani gidişat iyi değil dedik evet. Ya. Şu anki haliyle ben böyle görüyorum. Fırsat olarak Adana Demirspor maçı kolay bir maç değil zor bir maç. Bakalım neler olacak. Peki. Şimdi Fenerbahçe ile devam edelim. Zira Ferdi Kadıoğlu resmen açıklandı. Brighton'a transfer oldu. Oradan ilk görüntüler, imza, taraftarlarla, tribünlerle de buluştu Ferdi Kadıoğlu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim tabii ki. Şimdi Fenerbahçe ne yapacak? Fenerbahçe Ferdi'nin eksikliğini nasıl dolduracak? Aslında sadece Ferdi'nin bölgesi değil. Onur pek çok bölgede hala transferde önemli adımlar atması bekleniyor Fenerbahçe'nin. Şimdi önümdeki haberlerde Amrabat ismi var, Medina ismi var ve Brown ismi öne çıkıyor. Şimdi bu oyuncuları bir arada değerlendirirsek bunlar yine çok yüksek profilli oyuncular aslına bakarsak. Aynen. Ve 28 Ağustos 3 Eylül'de bitecek kadrolarınızı bildirmeniz gerekecek ve Fenerbahçe bu kadar önemli bir planlama yaptığı sezonda bu kadar önemli 3 oyuncuyu bu döneme bırakmış olmasıyla da aslında biraz yine tartışılıyor. Ne dersin? Yani doğru tabii ki limit problemi hep söylüyorum evet. Fenerbahçe'yi zorladı. Burada ana faktör de Fenerbahçe'nin bir kez daha ifade edeyim. Aslında biraz da taktiksel bir hamleyle Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, işte Levent Mercan transferlerini Galatasaray'ın oyuncuları alma ihtimaline önlem amaçlı erken transfer etmesi Fenerbahçe'yi limitlerde zorladı. Şimdi futbolda duygulara yer var ama planlamada yok. Yani sağ dışında yok. Fenerbahçe yönetimi eğer duygusal davranıp Ferdi Kadıoğlu'yu takımda tutsaydı ve mevcut limitlerle istenen hamleleri yapamasaydı çok yanlış bir yola girerdi Fenerbahçe. Ama şu anda Fenerbahçe planlamayı doğru yapma adına çok önemli bir adım attı. Hı hı. Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden Fenerbahçe'ye bu arada yani 30 milyon euro, bonuslarla 35 milyon euro ama Fenerbahçe'nin direkt yönetimin eline geçecek para bu değil, onu belirtelim. Şimdi eski kulübün ekliğime gene gidecek olan bir yetiştirme bedeli var. İşte bunu Brighton karşılayacak ama sonraki satıştan bir pay vardı. 3 milyon euro bu Brighton'a gidecek. 27 milyon euro kaldı Fenerbahçe'nin elinde. Zaten bu paranın yarısı Bankalar Birliği'ne gidiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe kulübünün şu anda yaklaşık 13-14 milyon euroluk bir limit açma şansı var transferde. Bu önemli bir paradır. Evet. Ve İhtiyaç bölgeler var. Sen de söyledin. Fenerbahçe merkeze iki oyuncu almak istiyor. Bir garanti olursa da iki oyuncu. İşte Sofyan Amrabat transferi şu anda çok yakın. Oyuncuyla anlaşıldı zaten. Mourinho'nun uzun süredir istediği bir oyuncu. Oyuncu tartışılabilir ama bence Mourinho'nun oynatmak istediği oyun için uygun bir oyuncu bu arada. Hı hı. Hani oyuncunun işte dediğim gibi Fenerbahçe için iyi bir oyuncu mudur? O konu tartışmalıdır ama doğru oyuncu kavramına gelecek olursak doğru oyuncudur Fenerbahçe için Amrabat. Yine sol bekte Brown'un ismi geçiyor. Evet. Genk'te oynayan oyuncu, Belçika'da oynayan oyuncunun ismi geçiyor. O da bir Osterwolde profili ama onun daha hücumcusu. Yine de bir de Medina ismi var. Hı hı. Christian Medina ismi. Fenerbahçe bu transferleri yaparsa çok çok doğru bir planlamaya gitmiş olacak. Yani herhangi bir eksik bölge Fenerbahçe bırakmadan transferi bitirecek. Şu bence
olabilir. İlla Fenerbahçe'nin transferleri Avrupa Ligi'ne yetiştirecek diye bir bence çalışması yok. Yani Fenerbahçe'nin ilk hedefi lig. Bunu herkes biliyor. Hı hı. Tabii ki Avrupa'da önemli. Mourinho varsa her zaman Avrupa önemlidir. Ama Fenerbahçe'nin asıl hedefi ligdir. Ve dolayısıyla şöyle bir şey görebiliriz. Belki bu 3 oyuncudan biri ya da ikisini biz Fenerbahçe adına 3 Eylül'den sonra görebiliriz Fenerbahçe'nin kadrosunda. Gruplarda yazmazsınız Avrupa'ya. Sonra yazarsınız gruplardan çıktıktan sonra. Hı hı. Ama en azından Fenerbahçe'nin kadrosuna bu oyuncular adapte olmuş olur. Hani illa transfer Fenerbahçe'de 3 Eylül'de bitecek diye bir kural yok. Onu belirtmek istiyorum. 13'e kadar süre var. 13 Eylül'e kadar süre var. Peki Kartal Yiğit. Doğru. Yani transferi illa yapacaktır Fenerbahçe yönetimi ve daha doğrusu Mourinho isteyecektir. İstiyor da. Şimdi öncelikli olarak tabii nerelere, hangi bölgelere yapılacağını çok iyi öncelik tespiti yapması lazım Fenerbahçe'nin. Yani bir kere Ferdi hakikaten son yıllara damga vurmuş bir oyuncu. Artı milli takıma da damga vurmuş, hı hı, bir oyuncu. Bu oyuncunun yokluğunu aratmayacak, hatta bu oyuncunun zaman zaman bu performansının üstüne çıkacak bir sol bek alması lazım Fenerbahçe'nin öncelikli olarak. Yani ben dünkü yayında da söyledim. Orta saha değil de önceliğinizi sol beke vermek durumundasınız. Şimdi elinizde fazla bir seçenek kalmadı. Kim oynayacak? Osterwald oynayacak. Levent Mercan var. Mert Müldür oynayabilir. Yani Mert Müldür de oynayabilir ama Mert Müldür'ün sağ tarafta tuttuğunu gördük. Zaman zaman değil, çoğu zaman o sahayı yedekleme ihtimalini göreceğiz biz. İyi oynuyor. İyi oynamaya başladı. O nedenle Fenerbahçe'nin ivedi olarak bir sol beke ihtiyacı var. Yani bu sol beki nasıl karşılayacaklar? Yabancı mı olur, yerli mi olur? Yani yabancı olacak. Yabancı olacak büyük ihtimalle. Yerli çünkü çok fazla elinizde tercih edilecek oyuncu yok, alternatif yok. Yabancı bir sol bekle buradaki sorunu kapatabilirler. Çünkü Osterwelde stoperde de çok başarılı oynayabilen bir oyuncu. Yani çoğu zaman orada oynamış zaten baktığınız zaman. Hı hı. Sol bekle de işler yapıyor mu? Yapıyor. Yine de bir Ferdi değil. Yani Ferdi hakikaten bambaşka bir oyuncuydu. Yani işte klasik o denir ya Joker. Tam bir Joker'di. Orta sahada oynadı, sağ tarafta oynadı, sol önde oynadı. Sol bekte zaten Ferdi oldu. Ama her yerde oynayabilen bir oyuncu profiliydi. Şimdi öyle bir oyuncu profilini bulmak çok kolay değil. Şunu ekleyeyim abi. Ferdi takımda kalsaydı Mourinho'nun oyununun içinde birinci sol bek olmayabilirdi. Doğru. Yani Mourinho'nun önde oynatmaya başlamıştı. Birinci sol bek Osterwold'deydi. Evet. Ferdi'nin gitmesi bu yönden de hayırlı oldu. Doğru. Yani bir sezon içinde birçok kez Ferdi niye oynamıyor, Ferdi niye yerinde oynamıyor diye tartışıp duracaktık. Bu Fenerbahçe'ye zarar da verebilirdi. Ferdi'ye zarar verirdi. Zaten ben hep şu ifadeyi kullanıyorum. Ferdi'nin ilk düşüncesi Avrupa'nın 5 büyük liginden majör bir kulübe gitmekti. Neden Brighton'a gitme konusunda bu kadar istekliydi? İşte bu konuda alakalı. Yani Mourinho'nun ona bakışıyla, sistemin içindeki rolüyle alakalı endişeleri olduğu için biraz bu süreç Ferdi hızlandı. Ferdi artık bir sol bek oyuncusu olduğunu aslında kendisi de kabullendi. Tabii yani. Kesinlikle. Evet. Zaten en iyi oynadığı, en rahat, evet, oynadığı pozisyonunda, evet, olduğunu söylüyor Ferdi zaten. Dolayısıyla her anlamda Fenerbahçe için hayırlı oldu. Şurada Kartal Yiğit'ten ayrılıyorum. Evet, Fenerbahçe'nin bir sol bek ihtiyacı olabilir. Bence almasa da olur. Neden bunu söylüyorum? Osterwold'e Levent ve Mert Müldür üçlü soruya götürebilir ama Fenerbahçe'nin çok elzem bir şekilde merkez oyuncu alması lazım. Hı hı. Sol bek ana parça değildir, yan parçadır, destekleyici parçadır. Ama Fenerbahçe'nin merkezde Fred'in olmadığı maçlarda, işte İsmail'in olmadığı maçlarda mutlaka orada bir problem olacaktır yine. Şunu da söyleyelim, İsmail Yüksek benim çok çok beğendiğim bir oyuncu. Ama o da Ferdi gibi Mourinho'nun gözünde birinci seçenek değil. Zaten o yüzden de Mourinho ilk geldiği günden bu yana bana uzun boylu alanı savunan bir 6 numara alın diyor. Yani İsmail de inatla çok iyi oynuyor bu arada. İsmail ile ilgili şu sadece problem var. Dedim ki çok beğendiğim bir oyuncu İsmail. Sanki iki pozisyonun arasına sıkışmış bir oyuncuymuş gibi duruyor. Şimdi İsmail 8 ama numara Fred oynamak gelirse, istiyor. Geldiğinde daha doğrusu sanki bölgesini seviyor ve orayı iyi oynuyor aslında gibi. Aslında İsmail 8 numara yokken o pozisyonda, aynen, gibi. 8 numara oynamak istiyor aslında bence İsmail. Yani şöyle söyleyeyim. İsmail biraz hücuma yakın oynamak istiyor. 8'i seviyor. Hı hı. Şimdi 6 oynadığı zaman işte o alanı savunma konusunda problem yaşayabiliyor. Yani pozisyon bilgisi yüksek değil. Çok iyi bir baskı oyuncusu bu arada. Muazzam bir baskı oyuncusu. 8 numarada oynadığı zaman da 3. bölgede üretkenlik konusunda problem yaşıyor. Yani bir arada kalmış gibi duruyor sanki İsmail ama
Ben hoca olsam İsmail'i direkt yazarım 11'e bu arada, onu söyleyeyim. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Mourinho transferlere geldikten sonra biraz İsmail'in sürelerini sanki alacakmış gibi duruyor. Peki Corendon Alanyaspor maçıyla lige başlayacak Fenerbahçe. Haftanın açılışını yapacak daha doğrusu Kartal Yiğit ve Rize farklı galibiyetinden sonra bir moral buldu. Açıkçası şu merak ediliyor. Mourinho sisteminde Rize maçından sonra nelerin değiştiğini görebiliriz. Çünkü orada biraz daha o kendi sisteminin de dışına çıktı açıkçası Jose Mourinho. Devamı nasıl gelecek bunu merak ediyor taraftarlar. Çok kısaca bir Alanya maçına dair de beklentinizi birkaç cümleyle alayım, ondan Beşiktaş'a geçelim. Tamam. Öncelikle Rize Spor maçındaki Fenerbahçe ikinci yarıya baktığımız zaman hakikaten çok etkili bir Fenerbahçe vardı. Bunda da başrol oyuncusu Fred'ti. Şimdi Fenerbahçe'yi Fred'li ve Fred'siz diye ikiye ayırmak lazım. Fred'siz olduğu oyunlarda top yapamayan, top kazanmakta zorlanan, hücumda da aynı şekilde zorlanan bir Fenerbahçe vardı. Ama Rize Spor karşısında tam tersi. Fred'in gelişi o takımı canlandırmış. Ve İsmail'in de özgüvenini yerine getirdi. Yani birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. O yüzden İsmail'i de ben bundan sonra ilk 11'de ilk sıralarda yazılacağını düşünüyorum. Çünkü Fred'in ona katkısı var. Çünkü bazı oyuncular birbirlerini tamamlar. Fred çok katkı sağlıyor İsmail'e. İsmail de zorlandı Fred'siz oynadığı zamanlarda. Bu nedenle bu şekilde Rize Spor maçını çok rahat bir şekilde atlattılar. Şimdi Alanya Spor maçı tabii bu sezona çok iyi başlayamadı. Yani Alanya Spor galibiyetler anlamında Fatih Tekke'nin öğrencileri. Ancak yine de kolay bir maç olmayacaktır. Çünkü Kadıköy'de Alanya Spor'un geçtiğimiz sene ki oyununu ve sonucunu düşündüğümüz zaman Fenerbahçe'nin bu anlamda önlemler alacağını düşünüyorum ben. Çok kolay bir maç değil. Ancak morallenen de bir Fenerbahçe var. Mourinho'nun da Rize Spor karşısındaki bu galibiyete ihtiyacı vardı. Fenerbahçeli oyuncuların da ihtiyacı vardı. Şimdi Fenerbahçe ne yapacak? Bir seri yakalama peşinde. Bu seriyi de Alanya Spor karşısında sürdürüp seriye devam etmek isteyecektir. O anlamda Fenerbahçe'nin kazanacağı ve yavaş yavaş artık iyi de oynayacağı maçların geleceğini düşünüyorum. Yani Alanya Spor maçıyla skor olarak belki herkes diyecek ki kesin kazanabilir ama benim açımdan skor değil, oyun olarak ne olacak? Yani Mourinho'nun bir oyununu artık biz tamamen görmek durumdayız. Hep diyorlar ya Mourinho daha çok savunmayı seviyor, doğru. Savunma ağırlıklı oynatabilen bir teknik adam ama aynı zamanda Fenerbahçe'nin genetiği buna genetiği, ne kadar uygun? O değildir. Yani Fenerbahçe ile içeride oynuyorsanız renkli bir futbol ortaya koymak durumdasınız ve skor anlamında da taraftarı mest etmeniz lazım. O anlamda Alanya Spor karşısında ben yavaş yavaş özlenen Fenerbahçe'nin adımlarının atılacağını düşünüyorum ama tam olarak değil. Yavaş yavaş bir bu anlamda oyun anlamında bir kemikleşmiş oyun yapısını yavaş yavaş gösterecek diye düşünüyorum. Sen ne dersin Onur? Yani Rize'de Fenerbahçe'nin en net artısı şuydu. Jose Mourinho'nun takımı fabrika ayarlarına geri döndürmesiydi. Yani hem 11 hem oyun bir İsmail Kartal dönemiydi aslında çok net bir şekilde. Bu ne kadar sürer bunu bilemiyoruz tabii ki. Şimdi hep söylüyoruz işte Mourinho da çok kariyerli bir teknik direktör. Yüksek bir egodan bahsediyoruz. Hani ısrarla ben kendi imzamı atayım Fenerbahçe'ye kendi oyunumu oynatayım diyecek mi? Bu inadını sürdürecek mi onu göreceğiz. Fenerbahçe açısından çok güçlü bir oyun vardı. Ama hani bu Fenerbahçe'nin tüm sorunlarından arınmış olduğu anlamına gelmiyor. Biraz daha ben bekleme taraftarıyım. Alanya maçı zor olacak. İyi bir geçiş takım Alanya Spor bu arada. İyi oyuncuları var bireysel anlamda. Evet sezonu iyi başlayamadılar ama kötü oynadıklarını düşünmüyorum ben Alanya Spor'un. Burada Mourinho'nun tercihleri önemli tabii ki. Yani Rize maçındaki oyun ve tercihler sürerse Fenerbahçe kazanır. Ama daha önceki Mourinho tercihlerine Fenerbahçe geri dönerse o zaman problem yaşar. Peki. Çok fazla böyle oynamaması lazım kadroda ve macera aramasına gerek yok. Peki. Son bir cümle Fenerbahçe ile ilgili. Livakovic çok eleştiriliyordu geçtiğimiz seneden beri. Ben Livakovic'in artık takıma iyice adapte olduğunu düşünüyorum. İyi başladı. Rize Spor maçında evet kalesine çok top gelmedi ama
gelen topları da çok iyi bir şekilde bertaraf etti. Evet. Peki şimdi Beşiktaş'la devam edelim. Lugano revanşını konuşacağız, transferleri konuşacağız, planlamayı konuşacağız. Kartal Yiğit. Öncelikle Udokai ile başlayalım. Evet. Stoperine kavuştu siyah beyazlılar ve Paulista ile nasıl bir ikili oluşturacak Udokai, bu merak ediliyor. Şöyle birkaç cümleyle, değerlendirmelerle başlayalım. Van Bronckhorst'un uzun bir sürede istediği bir stoperdi. Yani aslında hoca direkt isim vermemişti ilk başlarda. Sol ayaklı bir stopere ihtiyacım var demişti yönetim kuruluna. Yönetim kurulu da listesini sundu. Bu listenin de başlarındaydı Felix Udokai. Bence iyi bir oyuncu. Paulista ile iyi anlaşacağını düşünüyorum. Paulista Udokai'ye göre tabii ki daha şef bir stoper. Yani daha çok tecrübeli. Ne yaptığını bilen, hamlelerinde yerinde müdahaleleri olan bir stoper. Ama Udokai de gençliğini sahaya yansıtabilecek, yani fiziğini yansıtabilecek bir kalitede bir stoper. Bir kere stoperde aranan bence hemen hemen bütün özellikler var. Fizik olarak baktığımız zaman çok uzun boylu, 1.93 boyu var. Artı buna rağmen çabuk sayılabilecek bir oyuncu. Ayağını iyi kullanabiliyor izlediğimiz kadarıyla. Teknik anlamında kötü bir stoper değil. Oyun kurma becerisi var. Hava toplarına çıkma konusunda da çok kötü değil. Yani Beşiktaş'ın şu aşamada bakıldığı zaman listesinden alınabilecek oyuncular arasında ilk sıralardaymış gibi geliyor. Üstelik bonservis parası vermediniz. Düşük bir meblağla kiralık aldınız. Opsiyon da var. Eğer tutarsa, iyi oynarsa çok çok yüksek rakamlara bonservisini de almayacak Beşiktaş önümüzdeki sene. Yaşı genç daha. Yani ben hamle transferi olarak görüyorum. Yani iyi bir transfer. Çünkü Almanya'dan alıyorsunuz. Almanya'dan gelen oyuncular genelde tutmuştur. Mayası tutmuştur. Yalnız Beşiktaş için değil. Bütün lig genelinde, yani diğer takımlar anlamında da Almanya'dan gelen oyuncuların daha böyle profesyonel yaşantıları oluyor. O nedenle bir sorun olacağını düşünmüyorum. Adaptasyon anlamında da bir problem yaşanmayacak. İyi bir transfer. İhtiyaç var mıydı? Kesinlikle vardı. Yani sezon boyu, hatta geçtiğimiz seneden beri zaten evet, ihtiyaç vardı. Beşiktaş şu an stoper kurgusunu kurmuş durumda. Savunmada bundan sonra böyle bir ihtiyaç olmayacak. Bu problemi de giderebilecek bir oyuncuymuş gibi geliyor bana Udokai. Ama tabii bekleyip göreceğiz. Yani çok böyle iddialı, önden konuşmayı seven bir insan değilim ben. Hangi oyuncu olursa olsun, isterse dünyanın en önemli yıldızı gelsin, sonuçta performans veremiyor. Bir performansını görelim, ona göre değerlendirelim diyorum. Yani Galatasaray için ne demiştik? Plana uygun olmayan oyuncular alınıyor. Beşiktaş'a tam tersi bir durum var. Ortada bir plan var ve bütün transferler de hocanın istediği doğrultusunda o plana uygun yapılıyor. Şimdi tabii ki kalite önemli, kariyer önemli, yetenek önemli ama öncelik burada oynatmak istenilen oyuna uygunluktur. Mesela Beşiktaş'ın Sergen Hoca'yla şampiyonluğunda Wellington'la Ensakala vardı savunmada. Şimdi bu oyuncuları herhangi bir teknik direktör takımında ister mi? Çok fazla istemez. Neden Beşiktaş şampiyon oldu? Çünkü bir plan vardı ve bu oyuncular bu plana uygun oyunculardı. Şimdi Beşiktaş'ta baktığımız zaman belki çoğu kişinin ismini bilmediği, çok kariyerli olmayan bir stoper transferi yaptı. Ama profil olarak doğru bir oyuncuyu aldı. Orada Beşiktaş'ın çok önde oynadığını, Van Bronckhorst'un savunmayı öne çıkarma arzusunu biliyoruz. Geriden topla çıkma isteğini biliyoruz. Bu istekleri karşılayacak bir oyuncu Udokai. Evet. Kariyerine hücum oyuncusu olarak başlamış kesinlikle bir oyuncu. Yani zaten göze hoş gelen stoperler vardır ya, izlemesi keyifli. Öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani biraz sanki Marka A profilinde, yani Galatasaray'dan Sevilla'ya giden Marka A profilinde, evet, ayaklarına hakim, çabuk, hem geriyi toparlayabilen, savunma arkasını toparlayabilen, hem hücuma çıkabilen, baskıyı kırabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence doğru oyuncuyu aldı Beşiktaş. Tabii ki performansını göreceğiz. Bunun hiçbir şekilde garantisi yok. Ama doğru planın içinde Beşiktaş'taki birçok oyuncunun yükseldiğini görüyoruz zaten. Mesela Jetson Fernandez, Musrati, evet, Svensson. Yani geçtiğimiz sezon sonunda herkes Svensson gitsin gözüyle bakarken, tabii, şu anda Beşiktaş'ın bir sağ bek ihtiyacı yok. Çünkü plan doğru, yapı doğru. Önündeki Raşitsa ile orada iyi bir uyum yakaladılar. İşte Musrati, Jetson, önlerine Rafa Silva gelince nasıl oyunları yüksek seviyeye çıktı, değil mi? İşte bu doğru planlamadır. Beşiktaş'ın planlaması doğru.
Halen eksikler var. İşte bir sol bek transferi düşünülüyor. Yine sol önü olabilir. Kanat pozisyonuna bir oyuncu düşünülüyor. Bunlar da geldikten sonra son derece doğru planlanmış bir takım göreceğiz bence sahada. Peki sol kanadı biraz konuşursak, hem bekte hem de kanatta bir arayış var diyoruz. Bu noktada Semih Kılıçsoy'la ilgili Van Bronckhorst'un nasıl bir düşüncesi ve planlaması var acaba? Şimdi şöyle, yani Ezgi, bunu söylediğimiz zaman daha önce de söyledik. Yani insanlar yanlış anlaşılmasın. Semih Kılıçsoy işte sol öne takviye yapılacak ama Semih unutuldu, işte hoca harcayacak, hoca tutmuyor falan, öyle bir şey yok. Hoca Semih'ten çok memnun. Mustafa'dan belki çok çok daha memnun. Öyle hiçbir problem yok. Oynamıyor diye de problem olacak değil. Ama zaman zaman o bölgede sanki biraz problem yaşanacakmış gibi geliyor. Yani şimdi son Antalyaspor maçını bir kenara alalım. Antalyaspor maçında Semih hakikaten iyi oynadı. Gol de attırdı, asist yaptı. Ama neticede Semih bir orijinali sol ön oyuncusu değil. Yani bir kanat oyuncusu değil. Bir santrafor Semih. Çünkü bakın, Antalyaspor maçı dahil baktığınız zaman o bölgeyi boşaltıp, yani yerini boşaltıp hep içeriye kat ediyor. İmmobile'nin yanına gidiyor. Ve o bölgeyi o sanki bölge, Cenk Tosun kadar da benimseyemedi henüz. Yapamadı mesela, Cenk orada oynadı. Ama da erken öğrenecek. Tabii yani öğrenecek daha çok, yani genç. Hı hı. Tamam, artık futbolda 16-17'ler konuşuluyor. Onun üstleri genç kabul etmiyoruz ama. Genç Semih, hala yani genç hala tabii ki futbolun genç demeyelim de daha henüz tecrübesiz. Hı hı. O tecrübeyi kazanacak. Zaten o tecrübeyi kazandıktan sonra Semih'in ileriki yıllarda çok daha farklı yerlerde olacağını hepimiz görüyoruz. Tabii ki. Bunu bütün Türkiye görüyor. O nedenle çocuğa da fazla yüklenmemek lazım. Yani buradaki asıl görevi Semih'in gol atmaktır. Ama bir bakıma oyuncuyu da kırmamak, üzmemek ve moralini bozmamak adına Van Bronckhorst oynatıyor. Şöyle bir şey sol var abi. Sol çizgide oynatmak durumunda rotasyonda kalıyor. Rotasyonda şimdi Mustafa Hekimoğlu iyi bir yer tuttu kendini. Tuttu. Hı hı. Şimdi Semih'in de o bölgede rotasyona gireceğini düşünürsek burada, evet, Semih'in süreleri ciddi azalacaktır. Evet. Bence Van Bronckhorst biraz da bunu görerek, hani Semih'i kazanma ve geliştirme adına sanki sürelerini arttırmak için o pozisyonda kullanıyor. Çünkü tabii, rotasyonda tabii, eksik bir bölge orası. Tabii şimdi yani orada şu an itibariyle baktığınız zaman, yani bir tarafta Ciro Immobile var, bir tarafta Semih var. Yani Immobile'yi kesip tabii kim Semih'i oynatabilir? Ben Mustafa da şu an önünde diye düşünüyorum Semih'in rotasyonda. Rotasyonda zaten benim de aldığım bir bilgi. Yani çoğu maçta hoca Mustafa'yı önde görüyormuş. Evet. Hamle olarak, evet, Semih'in yerine. Ama Semih de bir kenara atılacak oyuncu değil, onu söylüyorum. Dengeyi sağlamak durumunda Van Bronckhorst. Şu ana kadar bu dengeyi sağladı. Mesela ilk Lugano maçında oynatmadı. Bir golden sonra, hangi golden sonra yanlış hatırlamıyorsam ikinci golden sonra gitti Semih'e sarıldı. Çak yaptı hoca. Yani Semih'i orada bir bakıma moralini düzeltti, niye oynamıyorsun diye. Ama yarınki maçta da büyük ihtimal Semih'le başlayacak. Tabii. Yine kenarda oynatacak Semih'i. Rafa'yı eski bölgesine koyacak ki bir an önce skoru alalım diye. Yani Semih kenara atılmış değil. Şunu söylemek lazım. Oynamadığı zamanlar olacak, onu söyleyeyim. Yani Beşiktaş yönetimi sol kenara bir oyuncu arıyor. İşte ya da sağ kenara arıyor. Ya da sağ kenara arıyor. İşte o bölgeyi değiştirerek Rashica'yla dönüşümde oynatacak. Sol bek pozisyonuyla alakalı, hı hı, sadece sorun Masuaku değil. Tabii. Yani Masuaku'nun önünde oynayan oyuncular Semih ve Rafa Silva oynadı. Savunma yardımları problemli. Tabii. Şimdi neden biz Svensson'un iyi oyunundan bahsediyoruz? Rashica olduğu için. Geri geliyor. Yani abartayım biraz. Rashica'nın gerisinde ben oynasam bir 10 dakika idare ederim yani bir şekilde sırıtmadan. Yani öyle bir oyuncu. Şimdi bakın. Çok iyi başladı. Sasha Boy'un çıkışında da çok faktördü Rashica'nın. Tabii. Önünde. Yani şimdi her bekin oynamak isteyeceği bir kanat oyuncusu Rashica. İşte o yüzden de Beşiktaş sol bek alacak. Mutlaka önünde oynayacak oyuncuları da dikkate alıp sanki savunma yönü çok güçlü bir sol bek alması gerekiyor Beşiktaş'ın burada. Doğru. Yani Masuaku gibi yine hücumu iyi yapan, savunmada problemli bir bek alırsanız oraya yine aynı sorunları yaşarsınız. Hatta yani bakılan isimler arasında hem sol bek oynayıp hem sol önde oynayabilen oyuncu. Udakay'ı da gerektiğinde sol bek oynayabiliyor. Değil mi? O, doğru. Oynatabiliyor. He, o da var. Doğru. Yani aslında şimdi biz bunu söylerken
Masuaku gidecek veya düşünülmüyor değil. Masuaku'yla şu an itibariyle hiçbir problem yok. Oyuncu da kaldığından çok memnun ve çok neşeli olduğu söyleniyor tesislerde. Oyuncularla olan iletişimi, hocayla olan iletişimi. Ama geçmişe baktığımız zaman çok sık sakatlanma problemi yaşayabilen evet. bir oyuncu. Ve sakatlandığı zaman da kafasına takan bir oyuncu. Bu problem. Yani Beşiktaş'ın hedefi bu sene şampiyonluk. Artı Avrupa Ligi'nde çok üst sıralara yerleşmek. Yani sadece ona güvenip yani tabii, planlama yaparsa sadece hata olurdu. Sadece Masuaku'yla yola çıkmak istemiyorlar ve çok doğru. Doğru. Yani sağ taraftan ziyade Beşiktaş sol tarafa oyuncu bakıyor ve bu transfer gerçekleşecek yakında. O nedenle sağ tarafta hiçbir problem yok. Zaman zaman geçtiğimiz senelerde çok aksıyordu bu bölge. Bu sefer yok. Rashica'da, Svensson'da inanılmaz iyi başladılar. Mesela Svensson geldiğinde Samet Aybaba getirdi bu transferi. Kendisi de açıkladı zaten. Samet Aybaba'ya demediklerini bırakmayanlar vardı. Özellikle işte bu sosyal medyada falan. Ya nereden buldunuz? Adam Adana Demirspor'da oynamıyor. Bitmiş tamam. Daha önceki yıllarda ilk geldiğinde iyiydi falan filan. Ama bakın şimdi şu an Beşiktaş'ın en iyi savunmasında abi, en iyi oyuncularından biri haline geldi Svensson. Çabuk oyuncu harcayan. Başka bir yer yok. Yoktur. Vallahi övgümüz yok. De ayarsız, eleştirimiz şey de çok ayarsız ya, gerçekten. İlk geldiğinde Osterwolde için neler söylendiğini hatırlayın evet. ya. Yani bu kim dediler ya? Vardı. Evet, bundan kenar oyuncusu mu olur dediler, stoper mi olur? Akıllanmıyoruz, ders de almıyoruz. Maalesef, yani. Maalesef. Sasha Boy geldi, neler söylendi, nereden buldunuz bu adamı dendi, sonra ne oldu? Yani, Sasha Boy kadrodan çıkartıldı. Yani gitse kimsenin umurunda değildi, evet. Kimse niye gitti demeyecekti bu adama. Yani şimdi de işte yine oyuncular geliyor her takıma. 3 maç izliyoruz. Bu oyuncuyu nereden buldunuz? Kim getirdi bu adamı? Veya bunlar bir maçı iyi değil. Oynuyor. 50 tamam. milyon euroya Manchester City'ye gidiyor. İşte, onu diyorum tabii. Bir maçı iyi oynuyor. Ayarsızız gerçekten. Ya biz de yani biraz da çuvaldızı medya mensupları olarak kendimize de aynen. batılmak durumundayız. Seviyoruz yani, böyle işleri. Seviyoruz. Yani zaman zaman evet taraftara hepimiz yapıyoruz. Yani kimseye eleştiriyor. Bizde de sorun var, bizde de sıkıntı var. Uçlarda yorum yapmanın bir reytingi tabii, var şu anda. Tabii. Maalesef öyle. Yani doğruları çok konuşanları sevmezler. Ama işte aslında doğruları en çok da oyuncular çok, evet, bundan zarar görüyor. Yani zarar görüyor. Şimdi mesela Svensson'u ne kadar eleşti, çöp demişlerdi oyuncuya. Ya evet. bu bak. İlla ki yıldız oyuncu mu olacak? Yani Semih de bu arada buna çok güzel bir örnek. Yani Semih'in geçen sezonki performansı aynen. Manchester City'ler, Real Madrid'ler yazdılar. Barış Arpa Yılmaz için de yaptık. Barış Arpa Yılmaz için de yani yapıldı. Çok doğru yere parmak bassın Ezgi. Ya oyuncu yazık, da bir anda diyor ki ben bu takımın bunlar yıldızıyım. Bak, bunlar bizim çocuğumuz, bunlar bizim ülkemizin evlatları. Bunların iyi yerlere gitmesini işte Real Madrid'de Manchester'a falan gitmesini... Hepimiz isteriz. Niye tabii istemeyelim ya? Semih gitsin, Arda gibi olmasın. Olacak da zaten inşallah. Arda gibi gidecek, oynayacak ama ya her şeyin bir zamanı evet. var. Bırakın fazla böyle bu sefer işte oyuncu şunu deme hakkını kendinde buluyor. Ben sonra, bu takımın en değerli oyuncusuyum. Evet. Ben sadece santrfor oynarım, sol açıkta oynamam. Oynamadığı zaman tabii aynen. oynamadığı zaman çocuk bir kere suratı düşüyor. Evet. İçten içe problem yapma. Bunlar genç çocuklar. Düne kadar altyapıda oynayan çocuklardı, toprak sahalarda, kötü şartlarda oynayan çocuklardı. Şimdi Beşiktaş takımında oynuyorsunuz. Yani böyle değerlendirmek lazım. Oyuncuya da yazık etmeyelim. Tabii böyle parlayıp da bir anda sönen nice evet. yıldızlar evet. gördük biz. Yapmayın etmeyin. Zamanı gelince o da oynayacak, o da gidecek. Şimdi Semih kenara çekilecek belki. Evet yedek kalacak, kalma ihtimali var. Oyuncu kenara adam alındıktan sonra. Bu demek değildir ki Semih'in kötü olduğundan. Değil. O bölgedeki planlamadan dolayı evet. mecbursun alacaksın taraftar da yani. Büyük yanlış yapıyor tabii. Oyunculara. Geçen sezon işte, yani geçen sezonu demeyelim işte birkaç ay evvel Montella Semih'i oynatmadığı için neler söyledik? Milli takım süreci de çok yanlış yönetildi. Şimdi Van Bronckhorst Semih'i oynatmadığı zaman ne olacak? Aynı tepkileri verebilecek miyiz? Yani bu da taraftarın... O da sonuca bağlı. Biliyor, sen de biliyorsun. Aynen. Sonuç gelirse verilmeyecek. Sonuç gelmezse Semih nerede aynen. olacak? Yani tamam, hem taraftar, ne yazık ki. Tabii hem taraftar, taraftardan ziyade basın, medya... İki kere oynatmadığı zaman diyecekler bak ben sana söyleyeyim. Niye Semih'i oynatmıyorsun? İşte hele bir de kötü bağlı. Ama i̇şte, evet. siz hoca gibi bilemezsiniz. Biz bilemeyiz. Hiçbirimiz bilemeyiz. O takımla yaşayan kimin performansın iyi olduğunu ancak teknik adamlar bilir. Biz bilemeyiz yani. Evet. Hele hele hiç hayatında antrenman seyretmemiş. O oyuncuyu orada günlük performansını görmemiş insanlar ahkam kesiyorsa... Kimse kusura bakmasın ya. Bunları yapmayacaksınız. Sosyal medyadan o niye oynamıyor, bu oynamıyor değil. Gidin bir antrenman izleme imkanınız varsa izleyin.
Eğer gerçek gazeteciyseniz izleyin, görün oyuncunun performansını. Peki. Belki hoca doğrusunu yapıyor. Nereden biliyorsunuz şimdi yani? Şimdi gelelim Lugano rövanşına. 3 gol atan, hücumda özellikle çok iyi bir performans sergileyen ama 3 gol de yiyen bir Beşiktaş vardı. Rövanşta şimdi nelerin değişmesini beklemeliyiz Onur, ne dersin? Yani çok bir şey değişmeyecektir. Sadece 11 özelinde şunu söyleyebilirim. Demin Kartal Yiğit de söyledi. Rafa Silva'nın merkeze gerçek ve daha iyi oynadığı, daha özgür olduğu, daha fazla alan bulduğu bölgeye geçişi olacaktır. Semih sol kanatta oynayacaktır. Enduru biz kulübede göreceğiz büyük ihtimalle. Onun dışında 11'de bir değişim olur mu? Çok fazla zannetmiyorum. Koley büyük ihtimalle geri dönecek mi? Tabii. Paulista Koley oynayacak savunmanın ortasında. Emirhan bu sefer kulübeye dönecektir. Van Bronckhorst'un kısa sürede inşa ettiği bir oyun var. Hakkını vermemiz gerekiyor. Hani bu oyunu oynayabilmek kısa sürede kolay iş değildir. Beşiktaş çok yüksek enerjiyle oynuyor bu arada. Geçen bununla ilgili riski de anlatmıştım. Yani bu bir süreden sonra yıpratıcılık yol açabilir. Rotasyonun genişlemesi gerekiyor diye. Ama şu anda Van Bronckhorst kurduğu ideal 11 üzerinden devam etmeyi düşünüyor. Transferlerle belki rotasyon biraz genişleyecektir. Ben Beşiktaş'ın çok büyük bir saha içi krizi yaşamasını beklemiyorum. Yine coşkulu bir oyun. Yine yüksek bir ön alan baskısı. Yine bireysel yeteneklerin ön plana çıktığı bir oyunla ben rahat bir şekilde turu geçeceklerini düşünüyorum. Yani çok fazla bir olumsuzluk yok benim kafamda şu anda. Avantaj da zaten Beşiktaş'ta şu anda. Ben de öyle kesinlikle. Yani tabii ki futboldu. Bu yani futbolun bir mucizesi olumsuz anlamda. Futbolun bir talihsizliğini yaşamazsa Beşiktaş, ben taraftarın önünde rahat bir şekilde turu geçer. Artı zaten ben Sayın Başkan'la geçtiğimiz günlerde bir sohbet etme imkanı buldum. Başkanın Avrupa'ya bakış açısı çok farklı. Yani biz diyor Avrupa Ligi'nde bırakın turu geçmeyi, Avrupa Ligi'nde çok ilerlemek istiyoruz diyor. Neden olmasın diyor, bizim takımımız buna müsait. Hakikaten de müsait. Beşiktaş iyi bir takım oldu. Yani Avrupa Ligi'nde hedefi olacak bir takım olacak Beşiktaş. Yani değil bu turu geçmek. Ama hafife almamak lazım, onu da söyleyelim. Yani ben ilk maçı bir futbol kazası olarak yorumluyorum. Yani 3-1'den Beşiktaş takımı normal şartlarda 3-3'e getirmez. Ama bir kaza olarak bakıyorum. Bu kazanın yaşanmayacağını varsayarak Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de rahat bir şekilde iyi bir oyunla, zaten Beşiktaş'ın ön tarafı hücum gücü çok zevk veren uyumlu bir hücum gücü var. Şu an bence Türkiye'nin en iyisi, her anlamda en iyisi. Bu konuda zaten bir problem yok. Ama geri için biraz sıkıntılar olduğunu, aynı şeyleri çok fazla söyleyemiyorum. Takım savunması anlamında problemler var. Özellikle işte Felix'in geldiğinden itibaren bu da azalacaktır. Oyun riskli zaten. Riskli oyun oynuyorsun zaten. Çünkü hücumu düşünüyorsun. Önde oynamak istiyorsun. Tabii önde oynamak istiyorsun. Kenarları zaten öne çıkarıyor hoca. Hele hele sol kenarı. Masuaku sürekli önde. O zaman işte savunmanın o zaman da geriye dönüşlerde. Gerekiyor. Yani işte çabuk oynayan takımlar problem yaratabiliyor. Ama ben bu maçta hocanın buna da önlem alacağını biraz düşünüyorum. Biraz daha dengeli oynayabilir Beşiktaş. Dengeli oynayacak. Çok fazla böyle hurra ailece gidelim işte hemen dakika bir golü atalım. 2 olsun, 3 olsun. O anlamda bakmayacak. Biraz daha böyle kontrol, sabırlı oynayacak. Kontrollü oynayacak. Taraftarlar da buna hazırlıklı olsun önce. Onu söyleyeyim. Hı-hı. Ama Beşiktaş'ın yine de o hücum gücüyle bu maçı kesinlikle koparacağını söyleyebiliriz. Mesela Gedson inanılmaz derecede kendini geliştirdi bu sistemde, bu hocada. Hocanın oyun felsefesinde yanındakilerin de gelişi, özellikle Rafa Silva'nın gelişiyle. Musruati biraz daha bence agresif olması lazım. Yani savunma anlamında agresif olması lazım. Çok teknik bir oyuncu, öyle attığı bir oyuncu paslar. Ama. Evet, öyle bir oyuncu değil ama bunu yapması lazım. Yani böyle maçlarda Musruati fedakarlık yapacak, çift yönlü oynayacak. Gedson'a yardım edecek. Ben Gedson'un zaman zaman çok yalnız kaldığını düşünüyorum. Yani o da bir yere, o da insan yani. Çok muazzam bir enerji harcıyor. Geriye geliyor, ileride geriden top kapıyor, ileride top taşıyor. Yani bir yere kadar sürdürebilirsiniz. Bu süratinin biraz daha kendini artık göstermesi lazım olduğunu düşünüyorum ki kalitesi buna yetiyor. Böyle bir kalitede oyuncu. O nedenle Beşiktaş Lugano karşısında çok fazla savunmada açık vermezse işi çok farklı bir şekilde götürür diye düşünüyorum. Ama gol yememesi lazım. Onu da söyleyeyim. Yani ilk golü yememesi lazım. Hı hı. O nedenle bundan dolayı ki orta sahayı güçlü tutup savunmayı güçlü tutan bir daha doğrusu kontrollü oynayan bir Beşiktaş bizleri bekleyecek.
Daha sabırlı, akıllı oynayacaktır Beşiktaş bu maçta. Bu arada Udokai şimdi geldi, antrenmanlara da çıkmaya başladı. Evet. Ligde de Sivas'la oynayacak Beşiktaş. Udokai acaba ne zaman devreye girecektir? Hazırlığıyla ilgili, hazırlık durumuyla ilgili bir bilgi var mı? Şöyle, fizik olarak çok sıkıntısı yok dediler. Hı hı. Yani büyük ihtimal ben Sivasspor maçına kadroda olacağını düşünüyorum. Yani kulübede başlar. Yani sonradan yani 11'de girebilir. Olacağını düşünmüyorum. Aynen. O konuda da bir karar yok açıkçası, yani verilmiş bir karar milli değil. Ara sonrası bilgi sanki. Anlamında hmm. söylemiyorum ama milli arası doğru. Şimdi önünde bir milli ara var. Büyük doğru. ihtimalle belki bir hazırlık maçı alınacaktır. O hazırlık maçında Udokai'yi de oynatacak hoca. Ondan sonra yavaş yavaş başlatacaktır. Ya bir anda biraz şeye de haksızlık olur. Yani ben biraz duygusal bakıyorum olaya. Yani Kole'ye çok herkes belki zaman zaman kızıyor ama ben Kole'nin çok kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bu arada abi sorayım. İyi bir profesyonel. Ezgi'den rol çalayım. Estağfurullah. Gidiyor mu gidiyor bu arada galiba. Kole? Şu an yok. Şu an bir şey hani yok. Yunanistan iddiaları falan var. İddialar var ama yani aslında baktığın zaman hocanın da çok böyle illa ki fazlalık gitsin şeyi yok. Fazlalık mı oldu acaba? Fazlalık bence yok. Şimdi fazlalık yok. Emirhan var. 5 oyun, 5 stoper var. Tayyip Talha var. Tabii. Orada ha, Necip evet Necip, sakatlandı. Necip şimdi gitti. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun diyelim bu arada. Kesinlikle. Yani orada çok ben fazlalık olduğunu düşünmüyorum. 3 tane sol stoper olacak da onun için söylüyorum yani. Yani Emirhan geldi. Ve Kolej var. 3 tane sol stoper. Doğru. Tabii. Şimdi kontenjanı açma açısından evet. Belki Kolej ile yolları ayırabilirsiniz. Çünkü Emirhan var. Yedekleyecek. Tayyip Talha var. Ha, belki Tayyip Talha oynamayacağını düşünerek kendisi gitmek kararı alabilir. O da kiralık olur. Hmm. Bonservis de olmaz. Ama kontenjan açma anlamında diğer oyuncular hala problem çıkaranlar var. Bu arada Chamberlain, Amartey ve Abubakar konusunda şu bir gelişme bir şey yok. Var mı? Bir şey yok. Ya. Ben belki Chamberlain'in diğerlerinden daha önce gidebileceğini düşünüyorum ama Amartey ile Abubakar biraz işi yokuşa sürüyor. Yani bayağı bir problem var. Fesih olacak bence onun yani günün sonunda. En sonunda evet. Tek taraflı olacak. İşte onu söylüyoruz. Yani bu yapılan sözleşmeler, uzun vadede böyle sözleşmeler yapmayacaksınız. Yani günah şimdi tek taraflı feshettin diyelim. Vermezsen paranı ne olacak? Adam gidecek, hakkını FIFA'da alacak. Belki tazminatıyla ödeyeceksin. Ya da anlaşarak feshedeceksin. Bütün parayı vereceksin. Oynamadan parasını alacak. Ya bunlar sıkıntılı şeyler bütün kulüpler için. Beşiktaş son dönemlerde bundan çok ağzı yanan bir kulüp. Bilmiyorum ne yapacaklar. Yönetimde işi hakikaten kolay değil bu anlamda. Ama oyuncu da almak durumundasınız ki bir an önce kontenjan açılsın ki oyuncu alasın. Onu da yapamıyor şu an. Kontenjanın açılmasını bekliyor. Zaten başkanın açıklaması da var. Gitti an getiriyoruz dedi. Hakikaten geliyor. Şu an giden yok. Bunlar gidecek ki gelecek alacağınız adamı. Peki. Öyle bakmak lazım. Trabzonspor'da Sengalen karşısında tur arayacak Onur. Ne söylersin? İlk maçta biraz umut ışıkları kesinlikle ilk verdi. Kez, evet, ilk kez evet. Değil mi? Neden oldu? Çünkü daha fazla taşların doğru şekilde yerine oturduğu bir 11 hı hı. Trabzonspor adına. Ors için takıma girmesi yani evet. Trabzonspor'un elinde çok çok önemli bir silah var. Ama bunu kullanamıyordu ya da kullanmıyordu bir şekilde. Orsic geldiği günü hatırlayalım. Neler konuşmuştuk burada. Evet, çok talihsiz bir sakatlık evet. Ama çok üst düzey bir oyuncu. Trabzonspor'da bir vakaya mı etkisi yaratabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Yine Enis Destan'ın orada işin içine girmesi. Yani Trabzonspor'un orada sisteminin bir 9 numara ihtiyacı vardı. Enis onu bir şekilde karşıladı. Dolayısıyla Trabzonspor daha doğru yerleşerek, daha doğru oynayarak, galibiyeti kaçırarak geldi buraya. Önemli tabii ki Trabzonspor'un artık gollere kazanmaya ihtiyacı var. Takımın hocayla barışmaya ihtiyacı var. Hocanın moralinin yükselmesine ihtiyacı var. Dolayısıyla Trabzonspor açısından çok önemli bir karşılaşma. Turdan, paradan çok daha önemli bir maçtan bahsediyoruz. Burada iyi bir oyun gelirse, Trabzonspor turu geçerse ardından da bir lig galibiyetiyle Trabzonspor, Eyüpspor bu arada Eyüpspor, doğru maç olacak. Eyüpspor deplasmanı evet o da önemli bir maç. Trabzonspor çok daha güvenli bir şekilde kendini milli araya atar. Çünkü artık kulübün biraz huzura da ihtiyacı var evet. Trabzonspor adına bunu söyleyebiliriz. Ben Trabzonspor adına dediğim gibi ilk kez tünelin ucunda ışığı gördüm. Umarım bu ışık daha da büyür Trabzonspor adına ve tur geçilir. Ama kolay bir maç olmayacak. Trabzonspor'un karşısında çok basit bir rakip yok. Daha doğrusu bizim takımlarımız biraz aslında rakipleri olduğundan daha güçlü gösteriyor. Böyle bir problemimiz de var. Maalesef. Mesela Young Boys'u izledik. Dedik ki bu nasıl takım? Yani değil şimdi aslında. Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağını evet, çok merak ediyorum. Biz takımları biraz büyük gösteriyoruz. Olduğundan daha iyi gösteriyoruz. Trabzonspor normal şartlarda rahat geçmesi gereken bir tur ama çok kolay olacağını düşünmüyorum ben maçın. Kartal Yiğit.
Şimdi evet, yani sezona oyun olarak özellikle kötü başlayan bir Trabzonspor var. Yani Abdullah Hoca son 1,5 dakika Abdullah Hoca o şeyi oluşturamadı. Yani o birlikteliği sağlayamadı, takım birlikteliğini. Bu da yapılan transferin çokluğundan ve bazı oyuncuların gereksiz alınmasından diye düşünüyorum ben. Ama ilk maçtaki ilk Galem maçını düşünürsek oyun olarak bayağı bir gelişme var Trabzonspor'da. Eğer bu oyunu tekrar ederlerse içeride o taraftarın desteğiyle ben turu geçecek tarafın Trabzonspor olacağını söyleyebilirim. Ama kesinlikle tedbiri elden bırakmamaları lazım. Belki de ilk maçtan çok daha zor olacak. Rakip bu sefer haddini bilerek oynayacak, kontrol ile çıkacak. Yani kolay bir maçtır, onu söyleyeyim. Her sonuca açık, her sonuca gebe bir maç. Umarız Trabzonspor turu geçer. Avrupa'da ne kadar takımımız turu geçerse bizim için tabii ki mutlu eden faktör oluyor. Yani 5 takımla gruplara girme şansımız var. Tabii. Kesinlikle hepsinde öyle. Hepsinde gideceksin yani, Avrupa Ligi'nde söz sahibi olacaksın. Peki. Bir bakıma. Tüm bir son ses, bizi devamlı izleyen Fethiye var. Bizim Fethiye diyorum. O da çok iyi takip eder. Biz hocanın arkasındayız diyor. Her kararı verirse versin saygılı izliyor bir taraftar olarak. Peki. Fethiye'ye de buradan selam söylüyorum. Selamlar gönderelim. Peki, süremizin sonuna geldik. Kartal'ya çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Onur Özkan'a teşekkür ediyorum. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.